şehrimizin sosyal hayatına katkı için iyilik merkezli fikir ve projeler üretimini teşvik etmek, şehrimizdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak ve şehrimizle alakalı bir medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler Osman Gazi Kent Konseyi ve Bursa'da yaşayanlar olarak değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer alan hem Osman Gazi Belediye'mizi hem Kent Konseyi'mizi gerçekten tebrik ediyorum. Bu yarışma ile ortaokul, lise ve özel okullar bir yarışmaya katılacak. Sadece Bursa sınırları içerisindeki okullar buna katılacak. Suyla ilgili düşüncelerimiz nedir? Mahallemiz, sokaklarımız, konut yapılarımız, ticaret, sağlık, dini konularımız, eğitimimiz nedir, güvenliğimiz nedir? Bu başlıklar altında gençlerimiz, çocuklarımız ne düşünüyor? Bunları iki sayfalık kağıda düşünceleri yazacaklar. Ve tabii ki bunlar içerisinden orijinal fikirler çıkacaktır. Yeni öneriler ortaya çıkacaktır. Bir cümle yazı yazmak için araştırmak gerekir, okuyacaktır. En önemli kazanç da budur. Doğalın adı, zirvenin tadı, Bursa Bursa Su. Bursa'da su çeşmeden içilir sloganının bizler arkasındayız. Dolayısıyla bunun devamını 7/24 sağlamak adına bütün gayretimiz devam ediyor. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bursa'nın doğal kaynak sularının pazarda sağlıklı, lezzetli, olumlu ve avantajlı bir algısı var. Biz de açıkçası bu avantajı fırsata çevirmek istedik. Bursa Su markamız ile Bursa isminin sektördeki avantajlarını da hep beraber kullanmış olacağız. Böylelikle markamızın pazardaki tutundurma sürecini kısaltmanın yanı sıra tercih edilme noktasında önemli bir ayrıcalık sağlamış olacağız. Bu markayı Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tescil etmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Yeni markamızla mevcut satış rakamlarını çok ciddi arttırarak su fabrikamızın verimliliğini ve üretim kapasitesini daha da arttırmış olacağız. Biz Türkiye'nin birçok noktasında şehrimizin ismiyle beraber Bursa Su olarak oralarda olacağız. Bursa Su markası ile yepyeni bir kaynağı ve içimi yumuşak bir lezzeti daha hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Sektörde Bursa özelinde Bursa Su markası ile birlikte pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Bursa Su, Bursa'ya yepyeni bir ürün daha sunuyor. O da 12 litrelik damacana şişe. Hemşehrilerimiz 12 litrelik Bursa suyu 4 lira 75 kuruşa alabilecekler. Fabrikadan dağıtım araçlarına yüklenen ürünler başka bir aracı olmadan mahalle ve sokak aralarına girerek tüketicilere sunulacaktır. Ayrıca Bursa Su 12 litre ürünleri BESAŞ bayilerinden de isteyen, dileyen hemşehrilerimiz temin edebileceklerdir. Bursa'mıza, su sektörüne, ekonomimize, hasılı tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Doğanın adı, zirvenin tadı, Bursa Bursa Su. Bursa için canla başla. On TV'den herkese keyifli günler. HSG Nakliyat Limited şirketinin katkılarıyla hazırladığımız Spor Gündemi programıyla sizlerleyiz. Bu hafta milli maçlar arasıydı. Normalde Süper Lig'i konuştuğumuz programımızı bu hafta milli takımımıza ayıracağız. Milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu değerlendireceğiz. Serhat Özbah, Serhat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Batu. Hocam? Sağ ol Batu. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Akşam bir galibiyet alsaydık daha iyi olacaktım. Evet, yani tüm Türkiye'nin beklediği bir galibiyet. 3'te 3'le başlamak çok büyük bir moral olacaktı bize de. Tabii yani sen iki tane üst takımla oynadın. Hı hı. Yani bir Hollanda'yla bir Norveç'le. Bunlar grubu götürecek takımlar. Evet hocam. Diğer takımlar biraz daha bir alt kategoride olanlar. Birazdan biz hocam, ikisini bertaraf ettik ama bu Letonya'da da takıldık.
İnşallah. Yani bu bir maraton. Yani bu şampiyonalar. Biraz hocam daha detaylı gireriz onlara da. Necdet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bomba, bomba maşallah. Bu hafta Süper Lig yok. Sanırım biraz daha rahatsınız. Tabii canım rahatız. Rahatız derken bizim zaten önerilerimiz ben şahsen benim. Türk hakemine bir katkı koyabilir miyiz? Onlara bir nebze gördüklerimizi onlara aktarabilir miyiz? Şeyimiz odur bizim gayemiz asıl. Yani yoksa burada bir kişiyi harcamak, bitirmek amacımız olmadığını zaten tabii ki hocam her zaman yapıcı eleştirilerde bulunuyoruz. İzleyicilerimizden de aldığımız olumlu tepkiler o şekildeydi. Akşam evet maalesef üzüldük ama yani bu hem şey bizde bir şey vardı yani çok insan totem yapar yani maçta. Bu uğursuz. Ya değil işte aslında. Bir de o iki tane büyük maçın alma rahatlığıyla birlikte bir de o eklenince düştük yani. Evet, siz anlayacağınız. Çok çabuk da gol yiyoruz. Zaten Sedat Hocam da söyleyecek. Çok çabuk gol yiyoruz yani. Hollanda maçında da ben bir ara ürktüm yani. Ama inşallah onları çözecek hocamız. Hocam o zaman en baştan başlayalım. Yani milli takım en son Kasım ayında Macaristan'da 18 Kasım'da 2-0 bir mağlubiyet aldı Uluslar Ligi'nde. Bir alt kategoriye düştü. Orada da zaten bir enteresanlık vardı. Kazansaydı birinci olacaktı. Kazanamadı kime düştü. Daha önce Rusya ile 3-2 kaldı 15 Kasım'da. 2-2 Sırbistan beraberliği var. Hocam Kasım'dan bugüne milli takımda neler değişti? Tabii başlangıç yani bu Ulusal Avrupa Ligi'nde hem prestij kaybettik. Oynanan maçlar sonucunda dediğin gibi yani Macaristan maçını biz alsak A grubuna çıkacağız. Mağlup olduğumuz takdirde de C ligine düşecektik. Ve öyle de oldu. Mağlubiyet 2-0 mağlubiyetinden sonra da C ligine düştük. Tabii burada itibar ve prestij kaybına da uğradık. Aslında neler değişti? Bir defa 2020'de oynanacak Avrupa Şampiyonası da var şimdi. Avrupa Şampiyonası 11 Haziran 11 Temmuz arasında oynanacak. Şimdi bir antrak oldu Dünya Kupası eleme maçları. Haziran 11'inde başlıyoruz. Bu sefer de Avrupa Şampiyonası'nın maçlarına hazırlanacağız. Şimdi bu zaman diliminde tabii ki yani ben Türk milli takımın lejyonerlerden oluşan bir futbolcu grubuyla Türkiye liglerinde oynayan futbolcu grubunun karışımından oluşan bir milli takım ve defans çok Avrupa liglerinde oynayan kendini kabul ettirmiş bir üst liglerde devamlı forma şansı bulan oyunculardan kurulu bir milli takım vardı. Grubumuza da başlangıç olarak Hollanda ve Norveç maçları hakikaten grubun en iddialı iki takımından bir evet. Türkiye ile beraber üç takım. Diğerlerine pek fazla şans verilmeyen bir gruptayız. Başlangıç mükemmel. Yani iki tane arka arkaya Hollanda galibiyeti, Norveç galibiyeti arkasından gelen Letonya beraberliği. Ki bakıldığı zaman da iki favoriyle oynamak yani başta 9 zor. Puana ulaşacağımız bir şeydi. Zaten ilk defa bu kadar da şey oldu. Yani 2'de 2 yaptık. İlk defa bu kadar iyi başladık bir turnuvaya. Devamı gelecek mi? Gelecek tabii. Yani bu Eylül ayından itibaren burada bıraktığımız milli takımı Avrupa Şampiyonası 11 Haziran ve 11 Temmuz aralarında tekrar milli maçlara yöneleceğiz. Arkasından da tekrar Dünya Kupası. Bu da tabii ki pandeminin getirmiş olduğu Covid-19'un 2020'de oynanacak maçların 2021'e sarkması neticesinde de böyle bir sıkışık trafiğe girdi maçlarda. Vallahi yani herhalde Eylül'de de Karadağ'la başlayacağız. Şimdi böyle FIFA dünya sıralamasında da Türkiye'nin 10'unculuktan 33'üncülüğe sıraya kadar düşen bir yani arada 25 yıl Azerbaycan Kuzey İrlanda maçları var hazırlık olarak. Evet arada.
Tekrar işte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanma maçları olacak. İtalya, Galler. Onlar farklı bir şey. Avrupa Şampiyonası tabii zaten İtalya ile başlıyoruz. İtalya ile başlıyoruz evet. İtalya, Galler. İlk maçımız. Daha sonra İsviçre. İsviçre. Yani dörtlü gruptan oradan da o zaman geldiği zaman da konuşulur. Ederiz. Yani 33. sıradayız. 1 ile 2'yi paylaşan Belçika ile Norveç. Belçika ile Fransa. Burada Almanya çok geriye gitti aslında. Yani 13. sıraya kadar düştü. Arkasından Hollanda 14. sıraya düştü. Yani onlarda da bir Almanya zaten katılamadı. Onlarda bir arayış içerisinde. Löw ben dedi, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bırakacağım. Değil mi öyle? Evet evet öyle bir açıklaması oldu. Kadroyu da daha gençleştirme yoluna gittiler. Bunu daha evvel yaptılar. Arka arka Dünya Kupası şampiyonlukları geldi. Avrupa şampiyonlukları geldi. Fakat işte belli bir yere kadar geliyor. Bir yapılanmaya girdiler. Tüm altyapılarıyla beraber Almanya. Löw'ü de başlarına getirdiler. O kadrolar Almanya'yı hep taşıdı. Şampiyonluklarda hep birinci sıralara kadar yükseldiler. Bu yönden Fransa onu yapıyor. Ama şimdi işte her şeyin bir yükseliş devri varken evet. Düşüş dönemi değişiyor. Her Macaristan mesela Puşkaşlı dönemler sayarsan Macar mesela takımı, geçen hafta Fransa'nın U21 kadrosuna baktım. Yani birçok milli takımla kafa kafaya oynayabilecek bir takım. Ciddi isimler var. Premier Lig'den, Fransa'dan çok yani gelecek de hazırlıyorlar bir yandan. Sadece birinci kadro değil, ikinci kadroyu da hazırlıyorlar. Şimdi tabii Avrupa geleceğe yönelik hazırlıklar. Biz geçmişe göre yapıyoruz. Yani geçmiş futbolcularla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Avrupa'da geleceğe yönelik oyuncularla beraber yeniden bir yapılanmanın içerisine giriyor. Almanya şimdi bu süreci yaşıyor aslında. İnşallah yani bu biz yeni bir ekol yaratıyoruz aslında. Hep deriz ki, denir ki işte hiç Türkiye'nin ekolü yok. Türkiye işte oradan çalma, buradan çalma, taklitçilikle oynayan bir milli takım vardı. Ama şimdi ekolü olan bir yapılanma içerisine gidiyoruz. Ne oynadığını bilen, ne zaman hangi takımlarla nasıl oynayacağını iyi becerebilen ve o kadar iyi organize olmaya çalışan bir şeyimiz var. Oyun anlayışımız gelişti. Yani ilk önce neyi hallettik? Şimdi ben ulusal Avrupa liglerine baktığım zaman defans yönünden çok zaafımız vardı. Pas yüzdemiz düşüktü. Çok pas hatası yapıyorduk. Birlikte oynayamıyorduk. Kompakt oyunu ortaya koyamıyorduk. Şimdi senkronize olan bir oyun var. Yeni bir ekol diyoruz. Yeni bir ekolün başlangıcıdır bu. Neyle oldu Şenol Güneş'in? Tabii yani bunu daha evvel başlatan bir oluşuma bakarsak Lukescu döneminden başlayan ve sonra da o kadro yapılanmasını oluşturan aslında altyapıyı oluşturan Lukescu. Ve onların gelişmeye başladığı dönemlerde de Şenol Güneş geldi. Bunları iyi değerlendirdi. İyi birleştirdi. Sağ içerisindeki uyumu, ritmi yakaladılar. Burada tabii ki Şenol Hoca'nın da payı çok büyük. Yani sıfırdan bir oluşumu oluşturmak. Bir de şu var. Yani Avrupa ile misyoner oyuncularımız var. Bir misyonerlik üstlendi onlarda. Yani daha sonra da bizim Türkiye'liklerinden oraya özendiren bir futbolcu grubumuz var. Herkes şimdi Avrupa'dan bahsediyor. Avrupa'dan yani sanki eskiden Avrupa'ya gitmek çok zor, mümkün olmayan bir durumdayken şimdi Avrupa'yla yani gayet normal karşılanan bir durum söz konusu oldu ve milli takım kimliğini buldu aslında. Yani ben şeyin sevincine gösterdi televizyonlarda Göztepe'deki oyuncu Halil değil. Sonradan çağrıldı.
şimdi gelme aklıma da. Onun çağrılma o sevincini gördüm. Eskiden milli takımdan kaçılırdı futbolcular tepki aldıkları için. Yani eleştirildikleri çok ağır eleştirildikleri için milli takımı uzaklaşıyorlardı. Bırakıyorlardı. Şimdi zıplıyor, havaya zıplıyor. Yani o kadar itibar kazandı milli takım. Bu itibarını da gayet iyi bir şekilde götürüyor. Bu arada Salih Fındıkkaya da bir katkıda bulunmuş. Şu anki milli takımımızın kadrosu hem Avrupa hem Dünya Kupası müsabakalarına ses getirecek kalitede diyor. Size de sorular sormuş. Birazdan onlara da geleceğim. Evet. Şimdi tabii ki yani bu kompakt oynayan, birlikte hareket eden, senkronize oyun şeydi, birlikte hareket eden bir takım. Ekol dersen bir ekol. Yani bir Türk milli takımı artık bundan sonra şöyle oynar. Şimdi Hollanda'ya geleceğiz. Evet. Hollanda ya hocam, zaten nedir? Şöyle de bir şey vardı. Ben şununla dikkat ettim. Ya bir bütünlük kuruldu. Mesela işte İstanbul basında bahsediyorlar. İşte dışarıdan futbolcular geliyor vesaire diye görüyoruz. Dışarıdan gelmesinin şöyle bir avantajı var. Mesela daha önce İstanbul takımlarında oynayan futbolcu oynadıkları zaman birbirleri arasında husumet oluyordu. Şimdi daha bir bütünleşmiş ve yani taraftarın da desteğini orada sahada alamasa da dışarıdan alıyor. Yani bir bütünleşmiş bir ruh yarattı. Milli takım bu ruh yarattı. Bu ruhu da korursa başarılar gelir diye düşünüyorum. Aynen, yani şimdi kulüplerimiz biraz daha acı durumda. Yani bunlar birlikte olacak şeyler. Kulüplerimizin de Avrupa'daki maçlarda puan kazanması Türk futbolunun da puanını yükseltecek dolayısıyla. Bu yönden baktığım zaman da Avrupa ile makas şu anda açılmış durumda. Ama bu yeni jenerasyon, yani bu kimlikli oyuncularımızla beraber oluşturduğumuz yeni bir akım, yeni bir Türk milli takımı, ben onlara şey diyorum hatta, yani Türkiye'nin asil çocukları. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Yani göstermiş oldukları performansla saha içerisindeki yardımlaşma, onları sonra biraz sonra açıklarız. Ama yani Türkiye'nin asil çocuklarına da buradan başlangıç olarak tekrar Türk milli takımını sevdirdikleri için, bakınız evet, eskiden bu kadar bir yoğun ilgi yoktu. Evet, katılıyorum. Ben de katılıyorum. İlgiyi ve enerjiyi arttırdılar milli takım. Bu da Türkiye için bir avantaj. Diğer şeylere bakarsanız, yani Avrupa'daki milli takım o heyecanlarını bulamazsın. Bizde o milli heyecan, milli gurur her şeyin üstünde. Öyle olunca da ve kendilerini kendi takımlarında geliştirdikleri için de onları da şimdi işte kaynaşma dediğimiz olay bu. Yani Türkiye liglerindeki oyuncularla Avrupa'da oynayan oyuncuların arasındaki fark da burada kendini gösterdi. Orada 3 maç fark etme, yani 3 maç arka arkaya oynanan maçlarda hiçbir zaman eksiklik duymuyorlar. Şimdi bu yakınlaşma da oldu. Orada ne kadar çalışmanın önemli olduğunu ve Türkiye'deki, bakınız bu önemli. Türkiye'de en fazla çalışması gereken, yani Türk milli altyapılardaki oyuncuların yetişmesi hiçbir zaman taktik çalışma üzerinde yoğunlaşmamıştır antrenörlerimizde. En büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. Daha çok fiziksel yapılanma içerisinde onu kuvvetli oyun tarzını mücadele gücüyle oynayan bir milli takım vardı. Yaratılmaya çalışılıyordu. İşte ondan sonra pozisyon hatalarının da olmaması bundan kaynaklanıyor. Yani taktik çalışmanın devamlı tekrar metoduyla bunları yapmaları lazım. Geliştirmeleri lazım ki maçlarda pozisyon hatası olmasın. Evet. Bizdeki en büyük eksiklik bu. Ben siz tabii bu işlere değindiniz. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Benim gördüğüm kadarıyla biz ne yapıyoruz? Giriyoruz. İşte kuleler var.
zıplıyorsun, dolaşıyorsun. Hemen hocalar, çocuklar diyorlar ki hadi hocam bir çift kale yapalım. Hep çift kale geçiliyor, gidiyor. Herhalde öyle değil mi aşağı yukarı? Zaten hani mesela Burak'la Selçuk'un da bir açıklaması vardı. İşte Prandelli ve Mancini dönemlerinde video kaset izlemekten top oynayamıyorduk diyor. Yani taktik çalışma ikinci plana tamam, atıyordu. Zaten demiyoruz yani biz Süper Lig'i izlerken bu çalışılmış bir pozisyon demiyorum muyuz izlerken, değil mi? Yani mesela bir iki pasta gole gidiyor. Bu çalışılmış deniyor mesela, değil mi? Demek ki bir taktiğe şart yani. Hatta ki hangi futbolcu İspanya'da antrenman bittikten sonra gol çalışması yapıyormuş ya, penaltı atıyormuş. Mesela diyelim ki orta sahadan kaleye şut denemeler yapıyor. Yani oyuncuların bunlara çok dikkat etmesi lazım. Yani antrenman yaptım gittim değil. Mesela kim söyledi? Birisi söyledi ya da gazetede okudum. İngiltere'ye giden Türkiye'den bir oyuncu demiş ki biz demiş Türkiye'de istirahat ediyormuşuz. Yani biz o kadar ağır i̇şte antrenman yapıyorlar aradaki ki. Aradaki farkı şimdi yakalandı. O kadar antrenman yapıyorlarmış ki. Ben diyor antrenmandan sonra yani bir, ne bileyim kafeteryaya bir eğlenceye gitmeyi düşünmüyorum. Yorgunluktan eve gidip evde istirahat ediyorum diyormuş yani. Onlar zaten antrenman ev. Antrenman ev. Evet. Yani onun için fark zaten açılıyor. Şimdi ama bu futbolcuların da lejyoner oyuncularımızın da katkıları bu yönde. Yani Türk liglerinde oynayan oyuncular görüyorlar, duyuyorlar. Ve kendilerini ona göre de hazırlamaya başladılar. O fikir devrimi diyelim buna. Hakikaten fikir devrimi yaşanmaya başladı. Tutunabilir mi hocam? Şimdi gitti. Burak Yılmaz gitti. Buradaki sistemle orada oynasa tutulur mu? Burak orada çok üstüne koydu ama. Koyacak tabii. Yok. Yani Türkiye'de yani gibi. Yani buradaki gibi olsa olmaz ki. Orada oraya ayak uydurmak i̇şte zorunda evet. Zaten. Tutulmak için orada çalışman lazım. Burak belki daha erken yaşlarda Avrupa yapsaydı çok farklı şeyler konuşuyor da olabilirdik. Yani çünkü tabii bu yani. Yaşında gidip 35-36 yaşında oyunun üstüne hala koymaya devam ediyor. Bir de bunu genç yaşta yaptığını şimdi düşünsek. Ben Ayhan Akman'a kızıyor herkes. Tamam ben biz de kızıyoruz defasızlık yaptığı için ama şimdi Ayhan Akman'ın normal şartlarda Frankfurt'ta üstüne çok şey koyması lazım. Burada Ayhan artık bir şey koyacak bir şey kalmadıydı yani. Ali Akman demedin mi? Ayhan dedi. Neyse o da amcası. Ali Akman evet. Ha. Değil mi? Üzerine koyacak gibi geliyor. Hani yani şöyle söyleyeyim şimdi hakemlere gelince söyleyeceğim de antrenörlükte yani Denizli mesela bir röportajında demişti antrenörlük kaç kişiye antrenör öğretiniz? O da dedi ki doğal olarak antrenörlük öğretilmez öğrenilir. Yani bir Derval geldi, bir Lucescu geldi değil mi? Mesela Derval'inkiler Mustafa Denizli'yi yani yetiştir demeyelim. Mustafa Denizli onu takip ederek öğrendi. Fatih Terim öğrendi. Ya yani bunlar hep onu izleyerek ne yapıyormuş mesela Mustafa Denizli? O oyuncuya nasıl hitap ediyor? Ne bileyim arada nasıl davranıyor? Ama biz hep dışarıdan veriyor? Aldık. Bak şimdi. Hocam zaten dışarı bak şöyle söyleyeyim hocam. Bu futbol bir ilim dalı. Bilim dalı. Hocam. Şimdi tamam biz çok seviyoruz futbolu ama bu bir ilim bilim. Yani mesela yüksek atlamada da biz yapıyoruz ama yüksek atlamadaki adamın tekniği başka. O tekniği gösteren antrenör çocuğu uçuruyor. Yani bu iş yani Türklük'te yabancılıkla alakalı bir şey değil. Yani bu bir bilim sanatı. Adamlar bu bilim sanatına katkı koyuyorlar yani. Evet. Peki aradaki fark ne? Bir kere aradaki fark en önemli farktan biri disiplin. İş disiplini. Ya düşünsene hocam şimdi bak bir Şenol Güneş geldi. Bir Şenol Güneş geldi. Çok atla deve bir oyuncu almadı ki o da var olanları değerlendirdi. Ama disiplin var. Ben mesela Fatih Turan'ı severim. Hani öyle böyle sayılı antrenörlerimizden Türkiye'de. Ama şimdi bakıyorsunuz söylenenlere göre tabii adam gece sabaha kadar oyun oynanıyormuş. Sabah arıyorlar Sedat Hoca, Sedat arkadaşımız nerede diyorlar mesela Sedat arkadaşımız için. Ya diyorlar ki o uyuyor. Bir bakıyor hakikaten uyuyor adam. Saat 10 olmuş hala uyuyor. Niye? Geç yattı. Mesela ne yaptı? Arda Turan gazeteciyle öldü değil mi yani uçakta? Şimdi bunların artık o takımlarda olmaması lazım. Yani bir kişiyi harcar yakarsanız bütün oyuncular bundan ders alır. Şimdi Şenol Güneş'te senin sabaha kadar oyun oynama şansın var mı? Yok. Ya bak şimdi antrenör bir defa bekçi değil. Bekçi değil onu ama söyle. Değerlendireceksiniz hocam bunu yani. Bekçi olmaya da gerek yok. Bunlar futbolun gerektirdiği insanlar bunlar yani. Gerektirdiği vecibeleri yerine getirmek. Hocam şimdi yani şimdi şurada bir şimdi o hocama bir saldırırsak bir şey yapsak bir daha bizim burada durma şansımız olur mu? Kulağından mı çekin? Burada işte ben eğitimden bahsediyorum. Burada bu programa gelen çıkıyorsam
burada bir uygunsuzluk var. O zaman sen de başlarsın uygunsuz hareketleri yapmaya. Anlatabiliyor muyum? Disiplin çok önemli. İyi tamam. Bu tatlı zaten. Evet, disiplin yani. Yani sen şimdi bu eğitimden geçmeyen oyuncuyu gidip kulağından mı tutacaksın? Hayır canım, gereği neyse yapacaksın yani. O zaman bu sistemi de oturtmak lazım. Evet. Onun için diyorum ya, yeni bir ekol. Şimdi biz, biraz evvel de söyledim. Yani Avrupa geleceğe yatırım yapıyor. Biz geçmişe yatırım yapıyoruz. Bak, Türkiye liglerine bak. Avrupa'nın çöplerini hep almışız. Çöpe de hakaret etmeyelim yani. Dünya geri dönüşümü var. Bir de burada oynuyor adamlar çoğu da yani. Avrupa'nın çöplerini alıyor derken, yani normal çöpleri de alıyoruz da ama onların geri dönüşümü var. Bunlar da hep götürüyor. Evet. Hep götürüyor bunlar. Ve Avrupa'nın en yaşlı ligini oluşturuyor. En acısı bu. Bu neden? Bir failden çıkartamıyorsun oyuncu. Ya 14 tane yabancı oyuncu. Ya işte görüyoruz. O kadar yetersiz oyuncular var ki. Yani o Türk futbolcuna hakaret ya. Ama ben burada tabii kulüp başkanlarını, yönetenlerini burada eleştiriyorum. Yok kardeşim öyle. Yani sen biraz daha almaları kulüp yöneticilerine hatası. Şimdi yani 14 yabancı dediğimiz zaman yani şunu da göz alacağız. Bu sefer bu kadar futbolcu da Avrupa'ya gönderemezdik. Yani milli takıma o yönde bir pozitif etkisi oldu. Hatta Salih Bey de yazmış, Avrupa yerine Burak Çin'i tercih etti diye. Mesela Burak Galatasaray'da oynarken Lazio'dan 12 milyonluk bir teklif geldi. Ama işte ama yabancı zaten sınırı çerçevesinde Galatasaray Burak yerini dolduramayacağı için bu teklifi reddetti. Çünkü ama o zamanlar 6 artı bilmem kaç bir tribüne gönderiyorduk, bir yedek kulübesinde oturtuyorduk. Aynen, değişik ya, kurallar ya vardı. Yani bu kural yani istemeyen yabancı futbolcu oynatmaz. Ama şu var, şimdi Burak niye Avrupa'ya gidemedi de Çin'e gitti? Ayak uyduramayacağım diye gitmedi canım. Ya Çin'de daha futbol geri. Yani istediğin maddi gibi açıdan daha rahat. Niye Avrupa Arap ülkelerini tercih ediyorlar? Belli bir yer sınırına gelmiş oyuncular 36-37'den sonra yani ismini yapan gidiyor orada. İşte de Ozan Tufan'a bak. Değil mi? Ozan Tufan'a arada bir gir görüyorduk yani. Çok ilk 11'de oynadı. Ben şey etmedim hocam, ama Ozan Tufan şimdi ilk 11'de oynadı. Yani ve şu anda Ozan Tufan konuşuluyor yani. Sergen Yalçın'a ya teşekkür etmesi gerekiyor. Yok, ne değişti yani, söyler misiniz bana? Sergen Yalçın'ın şöyle bir açıklaması vardı Alanya Spor'dayken. Dedi ki Ozan dedi futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz diye. O dönem yani Ozan Tufan yeniden doğdu diyebiliriz. Hatta Ozan Tufan'ın bir Instagram paylaşımı İşte böyle olmuştu. Dokunuşlar olması ikna lazım. Etti diye. Evet, evet. Ya hocaların oyuncuları kazanması gerekiyor. Tamam zaten bunda bu profesyonellik yok deyip bıraktığı zaman olmuyor. Ya kim antrenörler diyor aslanım, koçum. Yani o sen eksik yönlerini. Yani, o ya hala devam ediyor ya, işte. Ama Türkiye'de yani o aslan koçum yürür ya, sen yaparsın. burada ne var? Bilgisizlik var. Tabii yani. Bilgiyi aktaramazsan. Gaz vereceksin o zaman. Yoksa sendeki o bilgi dağarcığında yoksa normal ya, o sefer işte vur kır parçala bu maçı kazan. Hadi aslanım hadi Mehter Marşı'yla git, İzmir Marşı'yla dön. İzmir Marşı'yla gidiyor. Evet doğru. Şimdi hocam baksana az da bir de şey. Ben az evvel program öncesi sordum yani emin olmak için. Son maçta da kaç tane Türk oyuncusu oynadı bizim liglerimize yetişen Türk oyuncusu? İki tane. Yani ortalama iki oyuncuyla oynadık hocam. Ya işte burada da bu dışarıda. Yabancı serbestliğinin yani bir avantajı var ki o kültürü almış oyuncular bu olayı yarattı. Tabii buna da vesile olan Şener Güneş'ti. Ama biz o kadar Şener Güneş değil canım. Ya yok ama toplaması hocam. Bunlar vardı zaten. Vardı da ama topladı mesela o başkasını da oynatabildi. Bunları bir potada eritti. Eritti yani ve bunu kaynaştırdı da yani. İşte kısa sürede. Şeyi bu. Başarısı bu. Yani o futbolcular zaten vardı. Vardı tabii canım. Ya vardı yani, o gökten zembille inmedi. Ha bunları bir araya toplayıp işte bir yeni bir ekol diyoruz ya. Yeni bir ekolün yaratılması böyle doğdu. Bir de ben tabii sizin kadar bilemeyebilirim bu konuda ama yani eskiden bölgeler arasında çok farklılık vardı, kopukluk vardı değil mi? Yani bu maçta kopukluk yoktu bu maçlarda. Ne diyoruz? Yani yani mesela biri bir şey hata yapsa onu kapatabilecek evet, bir yakınlıktaydı oyuncular yani birbirlerine. Yani tabiri caizse sanki birbirine kenetlenmişsin gibi adamlar. Yani sen 5 metre gidersin o 5 metre gidiyor yani. Ya, hocam o zaman sahanın içine girelim isterseniz. Bunun adı şu. Ne dedik daha evvel? Senkrize oyun. Yani birbirini tamamlayan,
Defansta senkronize. O kenardan gelirken defansın alacağı pozisyonlar. Pozisyonlar çok önemli. Merkezden gelirken alacağı pozisyonlar. Orta sağlan defans arasındaki bütünlüğü sağlayacak. Oyuncu grubu ve ileri çıkışlar nasıl olması lazım? Yani bunlar bir plan dahilinde, plan çerçevesi içerisinde. Rakibin, bak, taktik zaten evet, odur. Evet. Ama ne yaptı? Caner mesela son maçta bir elini kaldırıyor. Yani şimdi tabii tenkit etmek, bunu iyi yönde tenkit etmek istiyorum. Hocam bu konuda maç maç gidelim. Evet. Dağınıklık olmasın isterseniz. Hollanda maçı başlayalım. Letonya maçına geldiğimizde Caner konusunu zaten konuşacağız. Hatta yorumlarda da Zafer Mete ve Salih Fındıkkaya bu konuya dikkat çekmiş. Birazdan evet, yani Letonya maçına geçtiğimizde Caner'e karşı zaten ciddi bir tepki oldu. Hem sosyal medyada hem izleyenlerden. Hocam Hollanda ile başlayalım. Hollanda maçı Burak'ın yıldızlaştığı bir maçtı. Burak çok ön plana çıktı, hat-trick yaptı. Belki grubumuzun favorisiydi. İlk maçta da grubun favorisiyle karşılaşmak bizim için bir handikap yaratabilirdi. Alacağımız bir yenilgi bize moral bozukluğu yaratabilirdi. Ama Türkiye kazanmasını bildi. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bu maçı? Hollanda maçı şimdi pas yapan bir takımla fizik gücüyle tekniğini birleştiren Türk milli takımı arasında geçen bir maç olacağı maçtan evvel de bilinen bir gerçek. Ve maç da öyle cereyan etti zaten. Yani Hollanda'da herkes çekiniyordu. İşte çok iyi ayağa pas yapan, üçüncü bölgede oynayan bir takım olarak Hollanda'yı tanıyorduk. Ve nitekim de öyle oldu. Şöyle istatistiklere baktığımız zaman da yani pas takımı olan Hollanda %66 topa sahip olma oranıyla oynadı. Evet. 633 pas yaparken İsabetli pasla 570 isabetli pasla oynadı. %86 ciddi bir isabet. Yani korkunç bir şey ya. Yani devamlı topun onlarda olduğu, Hollanda'nın daha çok 3. bölgede oynadığı için de burada şu var yalnız. Orada da pozisyon üretemediler. Oraya kadar geldiler. Fakat Türk duvarına çarpıp geri döndü. Pozisyonları. Tabii çok topla oynamak da galip geleceğin anlamı da taşımıyor. İşte buradaki mihenk taşı şu. Burada Okay'ın fonksiyonu çok fazlaydı. Yani rakip ikinci topları hep Okay kazandı. Dönen toplar dediğimiz, ikinci toplar dediğimiz. Okay'ın başarısı burada ilk maçta çok fazlaydı. Kenar ortalar veya merkezden yapılan ortalarda hep kazanan milli takım oldu. Eğer sen devamlı kazanıyorsan bu topları hücum etme şansını da elde ediyorsun. Çıkışları iyi yaptık. Yani hızlı geçişleri iyi yaptık ve sonuca öyle gittik Hollanda maçında. Yani istatistikler de zaten burada söylüyor. Üçüncü bölge ceza alanında 35 kere buluşmuşlar. Net pozisyonlar böyle 35. Ne kadar üstün olduklarını istatistikler belirliyor. Toplam şut 20 tane şut atmışlar. Bombardımana tutmuş seni. 11 tane korner atmış. Topla oynama oranı istatistikler Hollanda'dan yana. Sonucu alan Türkiye. Demek ki bu kadar toplamda oynamak bir maç kazandırma anlamında taşımıyor. Önemli olan topun değerini bilip o topu kullanma sanatı. Ya futbolda öyle topu kullanma sanatıdır ama bunu yerinde ve zamanında geçiş oyunlarıyla rakip kaleye inebiliyorsan, onu rahatsız edebiliyorsan, pozisyon üretebiliyorsan o zaman senin taktik anlayışın işte ben dedim ya ekol. Bir ekol doğdu. Var yani bu ikinci maçı da aynı şeyi seyrettik. Burada kaçıncı dakika da gol attı? 15. dakikada Burak. Burak attı. Çok enteresan. Şimdi evet. 15. dakikada yani Hakan'ın verdiği pas şöyle canlandırıyorum kafamda. Hakan'ın verdiği pas kontrol, kendisi de şaşırdı zaten. Sollan ve burun. Enteresan yani. Vuruşlar böyle futbolcu şeylerinde
zor bulunacak evet. bir vuruş şekli. O nerelerde bulunur? Çok kalabalık, karambol olan yerlerde zaman kazanma açısından burnundan dürtersin, dürt derdik. Yani öyle bir şeyde bu daha ceza alanının dışından soldan böyle bir gol atması ilk baştan şaşırdı o da. Bir bakındı etrafına falan. Aa gol mu? Ondan sonra coştu, koşmaya başladı. Yani enteresan bir gol. Tabii bu ilk gol şey getirdi bize. Bir moral. O özgüven getirdi. Zaten Avrupa'da oynayanlarda o var ama yani zaten iki tane Türkiye liglerinde oynayan oyuncu var. Yani kaleci Uğurcan'dan Ozan Tufan. İşte Okay dedi ki maçın enlerinden bir tanesiydi bence. Yani 34. dakikada Okay düşürüldü. Evet. Yani oradan gelmeleri önemli. Onu Ozan Tufan da mesela şey maçında attığı gol, Norveç maçında attığı gol ta santradan koptu geldi. O santra yuvarlanını oradan iyi takip ettim. Oradan gelip o kadar depar atması özveridir. Oradan şeyin inip onu buluşturması, Yusuf'un getirmesi kondisyon ya harika ya. Bir gol. Kondisyon da iyi güvenilirken. Yani o kadar Ozan'ın tempolu oyunu var ki, fiziksel olarak da üstünlüğü var ki oradan gidip gol yaptı. Muhteşem bir zaten hocam gol şey getirdi. Motive eder zaten evet. ya. Zaten o, açık oynayan bir Hollanda'ya karşı aynı zamanda daha çok pozisyona girmemizi sağladı. Tabii yani burada Okay düşürüldü. Burak lan penaltı 2-0'a getirdi. Ulan ne oluyor? Ne oluyor derken ikinci devre başladı. Daha dakika 46. Hakan'ın vuruşu mükemmel 3-0. Yani Türk milli takımı işte burada eksikliği var. Maç bitti zannetti. Tamam 3-0. Nasıl olsa biz oyunu istediğimiz gibi yönlendirir, hızlandırır, yavaşlatır. Yani bu maçı kotarırız dediler. Fakat şimdi Avrupalı bırakmıyor işte. Aradaki şeylerden bir tanesi de bu. Yani biz o oyunun getirdiği kendi oyun anlayışını maç bitene kadar devam ettiren bir Avrupa zihniyeti var bir defa. Yani oradaki zihniyet bu. İster 3-0 ol, ister 5-0 ol ama şeyi bozmadan, disiplini elden bırakmadan oyun disiplinini sahaya yansıtarak da oyuna dönüyor. Oyunun hakkını veriyor. Oyuna diyor. Yani emir gibi bir şey bu onlar için. Ve çok basit ve sade goller atıyorlar yani. 46'da 3-0. Şimdi oyunun orta bölümlerine doğru işte dedik ya. Bitti diyorlar yani artık maç. Nasıl olsa ve ardı ardına geldi gollerde. Nasıl olsa dakika, biz bu maçı dakika, kurtardık. Mantığı takımın içerisinde bir rehavet gibi oldu zaten o 3-0'dan sonra. Biraz daha pas hataları, yanal paslar, direkt pasların tercih edilmemesi, set oyununda topların kaptırılması ve geriye dönüşlerde biraz geç kalınması bir anda Hollanda'yı pozisyonlara oyunu soktular. Evet. 75 ve 76. dakikalarda iki gol buldular. Bir anda 3-2 oldu maç. Panikledik ya bir ara yani. Yani ister istemez ama biz ekran karşısında eyvah dediğimize göre onlar kulübesiyle, sağ içinde oynayan oyuncusuyla onlar da eyvah demiştir. Lan 3-0'dan aldığımız maç rezil olacağız. Ya nereye İlk doğru gidiyoruz? İlk maç. Çok ağır eleştiriler olacaktır diye ben de futbolcu olsam geçiririm aklımdan. Ve böyle maçlarda da geçirmişiktir. İşte toparlanalım, edelim. İşte konuşmalar, futbolcunun iç konuşması, ondan sonra diğerleriyle iletişimi sağlaması, işte penaltı geldi. Değil mi yani 4-2. Ondan sonra Hakan diyorum. Burak'ın 81'de müthiş bir frikik. Evet 81. dakikada yani çok. Harika bir frikik golüyle bize rahat bir nefes aldırdı. 3 puanında
müjdecisi oldu. Yani 3 puan ve iyi bir başlamanın da turnuvaya iyi başlamanın da bize Hollanda motivasyon maçı çok etkiliyor. Yani Hollanda kazanıyorsun, maçı, yukarıdasın, kaybediyorsun, aşağıdasın ilk maç. Yani ilk maç önemli maçlardır. Yani burada alınacak işte galibiyet ve iyi oyundan beraber diğer maçlara daha özgüvenle çıkmasını sağlayan bir araçtır. Böyle ilk maçlarda alınan galibiyet. Vallahi benim Hollanda maçıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hocam, neyse hocam, siz bir eski hakem olarak baktığınız zaman Hollanda maçında yönetimi nasıl buldunuz? Şimdi ben şu şöyle bir yapayım. Üç maçı birleştirip de bir yorum yapayım. Çünkü hakemlerin, üç hakem de çok ileri seviyede iyi bir müsabaka yönettiler. Şimdi Salih arkadaşımı söylemiş, yazmış. İspanyol hakemi nasıl buldunuz diye. Şimdi İspanyol hakem, dikkat ederseniz bizim sağ tarafımıza ceza alanına girerken bizim oyuncumuz ayağını uzattı. Bilmiyorum orasını izlediniz mi? Topa dokundu. Sonra top ondan önce sonra da Norveçli oyuncu bizim oyuncuya takılıp düştü. Şimdi burada çok önemli bir şey. Hakem iyi kondisyona sahip demiyorum ben. İyi yer alıyor hakemler. Eğer hakem o yerde olmasaydı onu %99-99 penaltı verirdi orada. Ama önü açık ve pozisyonu gördü. Topa dedi. Ve geçti oyun. Bizim bir akılımıza dönür geriye. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Mesela penaltıyı tak penaltıyı veriyor. Yani bizim gibi yani yardımcı hakeme bakıp ya hocam penaltı mı değil mi veyahut ne bileyim VAR'dan sinyal beklemiyor penaltıyı vereyim mi vermeyeyim mi diye. Burada bir güzel olay da VAR'ın olmaması diyebilirim yani. Akıcı bir şekilde hiç oyun durmadan yani hiç oyun durmadan. Mesela peki bizim attığımız bir gol var. Foul'dan kesti. Letonya maçında. Evet. Letonya'nın attığı. Letonya'nın attığı bir gol var. Ya iptal hocam, edilen bir gol var. Tamam. Yani orada yani ben onu foul falan da pek göremedim yani. Ama hakem çok yakındı hocam. Ona bir şey yorum yapmak. Bilmiyorum tabii, tabii. Bizde şimdi sahadaki geçen programlarda söyledim. Yani şimdi hayır yani hakemin ne kadar yakından. Evet evet. Yani VAR'da gördüğünüz pozisyonu bakıyorsunuz. Şimdi bak top çimenin üzerinde oturuyor ama bu çimenin üzerinde nasıl gelip de şu anda o fotoğraf çekildi? Hızlı mı geliyordu? Yani zıplıyor mu onu göremiyorsunuz siz o ama hakem onu görüyor. Ayağına bastım, ittim çok önünde görüyor, rahatlıkla görüyor. Hangi amaçla ittiğini sezebilirsiniz o anda. Evet. Mesela en son Letonya maçına bakıyorsun. İki tane gol yedik durup dururken. Bir tanesi Caner arkadaşımızın şeyi. Hocam onu Letonya maçında benim toparlayacağım çünkü ben bir şey diyorum. Orada yani ofsaytı rahat bozdu. Halbuki offside'den kurtulabilir. Çünkü önündeki oyuncuları görüyor. Ne oldu? Bedava bir gol yedik. Yediğimiz son golde tamam iki tane şeklen offside'de oyuncu vardı. Topa vurmadan önce onlar içeri doğru kaçtılar, hareketlendiler. Top vurduktan sonra da onların önündeki offside olmayan oyuncu ileri çıktı. Topla tek başına kaldı ve golünü yazdı. Yani çok basit hatalardan biz burada gol yedik. Hani dediğim gibi biz ne yapıyoruz? İşte totem yaparız daha önceden de söyledim de. Ya uğurlu muğurlu olmaz arkadaşlar. Oynarsan 3-1 yapmışım bu maçı. 3-1'den sonra bu maç gitmemesi lazım. Ve o antrenör diyor ki, Litvanya'nın antrenörü, ben diyor şaşırdım diyor ya. Böyle diyor biz nasıl attık bu kadar 3 tane golü diyor. O kimse beklemiyordu 3 tane gol atacaklarını bize. Evet. Hani biz çok çabuk da rahat gol yiyoruz. Yani onu da şey etmek lazım. Ama şu var, ben seneler önce Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki maçlarını hatırlıyorum. Gayet rahat oturup maçı izlerdim. Nasıl olsa gol atarız, yaparız diye. Şimdi gol attığın zaman oyuncu motive oluyor. 3-0, 3-2 olunca bayağı panikledik biz o zaman doğal olarak. Caner Hoca'nın da dediği gibi. Yani ama o dördüncü gol gelince rahatladık. Gol atarsan rahatlarsın. Zaten yıllardır Avrupa'yı biz böyle deniyoruz hocam. Biz koşturuyoruz, koşturuyoruz. Adam iki tane tık basit gol atıyor, bitiyor olay. Şimdi şuraya geliyorum ondan sonra. Hazır fırsat bize geçmiş ya bu hakem konusunda. Şimdi hakemlerin iyi yer alması çok önemli bir olay. Yani biz şimdi şöyle arka arkaya olsak, şöyle sen şöyle önün karşıya dönse, ben de burada olsam,
Şimdi senin formana asılsam ben, buradaki ne kadar seyirci varsa tribünde herkes görüyor. Bu faul ya, ceza sahası içinde olsa penaltı olacak. Ama bir ben görmüyorum bunu hocam, ya hakem görmüyor. Niye? Nasıl görsün arkamda? Çok da yakın olabilir, çok iyi de koşabilir. Ama önemli olan yer alması. Pozisyonu görebilecek en iyi yerde yer alması. Ama bizde işte öyle değil. Bak bu hakemlerde öyle, izlediğimiz hakemlerde. Bizde ben kale sahasının içinde olup da Sayın Ahmet Akçay'ın İzmirli bölgesinde, bunu da sevgiyle anıyorum, iyi bir arkadaştı, iyi bir hakemdi. Alan içinde olması, kale alanının içinde olup da topun ona çarpıp gol olduğunu ben biliyorum yani. Gol attı hakemimiz bizim ya. Tabii o eski kurala göre hakem de oyunda sayıldığı için o gol geçerli sayıldı. Veya biliyorsunuz oyuncular hemen faulden sonra bir an önce şeyi oyuna sokması lazım topu. Şimdi hakem topun başında duruyor. Oyuncu ne yapıyor? İtiyor sizi. Veya diyor ki hocam çekin de kullanalım diyor. Şimdi bu itme demek en az bir sarı kart. Şimdi oyuncu diyor ki ben diyor haksız yere diyor hakemden kart gördüm. İtirazı kırmızıya kadar götürüyor. Yani hakemin iyi yer almaması, nerede duracağını bilmemesi çok maçın gidişatını etkiler ve vahim olaylara da sebebiyet verir. Hocam o zaman Norwich maçına geçelim. Hollanda maçıyla ilgili söyleyecekleriniz varsa. Yok. Bu kadar. Şimdi hocam Norwich maçı öncesi bir Hollanda galibiyetiyle bir millilerimiz moral buldu. Bundan önce de bir spekülasyonlar da çıkmaya başladı. İşte Haaland'dan çekiniyorlar vesaire. Hakan Çalhanoğlu bir açıklama yaptı. Linesin bir açıklaması vardı. Ligimizden tanıdığımız bir Sörloth tehdidi vardı. Benim hatta bu maçta en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi, yani 1.90'lık iki forvete karşı biz daha kısa stoperlerde hiçbir hava topu vermedik. Çok, çünkü hava topu kullandırtmadık bile. O alanları iyi kapattık. Hocam buradan da 3-0'lık bir galibiyet aldık. Özellikle Ozan'ın yıldızlaştığı bir maçtı. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız nelerdir? Şimdi Norveç maçı gerçekten, yani bu Hollanda maçından sonra ikinci grupta kendine yer edilme, yukarılarda yer edilme takımlardan bir tanesi. Yani Kuzey'in yıldızı, yeni yıldızı, parlayan yıldızı oldu Norveç. Ki bunu diğer oynadıkları maçlarla da sabittir. Vallahi dediğim gibi çok özel oyuncuları da vardı. Dediğin gibi Haaland, Charlotte ikilisi ve arkalarında serbest oynayan oyuncuyla forvet hattında etkili bir oyuncu, ama defansif yönden biz çok başarılıydık. Zaten defansı iyi yapan takımlar ucumu da iyi yapar. Hollanda hatta sıkıştı kaldı merkezde. Artık kendine yer aramaya başladı. Kenarlara doğru gitmeye başladı. Çağlar çok iyi savundu Haaland'ı. Charlotte en etkili de burada. Charlotte'tu. Tehdit eden bizi, kalemizi tehdit eden oyunculardan bir tanesi. Hatta vuruşunda bir tanesini. Direkten dönen bir şutu da var. Yani biz çok iyi marke ettik. Attığımız, tabii işte biraz evvel söyledim, Ozan'ın aldığı pozisyon, ceza şeyi takip etmesi, Yusuf'un gelir mi oraya, gelmez mi, onu düşünmedi Ozan. Oradan koptu geldi ve Allah da yardım ediyor işte. Oradan çekti, rakibe çarptı, önüne geldi, vurdu. Ya istemesi önemli. Yani oradan 40 metrelik fedakarca, özveriyle geliyor. Kimisi orada durabilirdi. Katkı sağlayabilirdi. Yani gitmezdi, o kadar depar atacağıma derdi. Daha ekonomik kullanırım falan. Ama bu tip düşüncelerden uzak, takımına katkı sağlamak için müthiş bir depar attı. Toplam buluşunda çok güzel bir golle taşlandırdı diyelim. Arkasından Çağlar'ın 28. Gene Yusuf'un, yani Yusuf iki tane asist yaptı. Çağlar'ın attığı korneri kullanan Yusuf, Çağlar'ı buluşturdu ve yani Kuzey takımların en büyük özelliklerinden bir tanesi de hava toplarında etkili olurlar. Fizik güçlerini iyi kullanırlar. Ona rağmen çok iyi yükselip vurarak 2-0'a. Hocam burada bir ufak bir ara soru sormak istiyorum. Yusuf'u forvet arkasında değil, ikinci bir forvet olarak izlediğimiz zaman daha verimli oluyor olduğunu düşünüyorum ben en azından. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, zaten dönerli oynadılar. Hı-hı. Yani sadece sol tarafta çizgide oyna diye bir şeyimiz yok bizim.
Aynı şekilde diğer sağ kenarda da Kenan da aynı. Değişkenli oynuyorlar zaten. Yani Hakan kenara geldiği zaman Yusuf içeriye kat ediyor. Böyle değişkenli bir oyun oynuyoruz. İşte yeni bir ekol diyoruz. Yani bunu oturtturmaya çalışıyor ve iyi de götürüyorlar. Onun için yani şeyin orada oynamış. Bakın yani şimdi diyorlar işte 9-10 numaralar. Belki hiçbir zaman kaybolmaz. 9'lar 10 numaralar kaybolmaz. Ama görevleri değişir. Burada da görevleri değişik bir şekilde sağ içerisinde kullanan gerek Ozan olsun gerek sağ tarafta Kenan olsun sol tarafta da Yusuf'la Hakan olsun o değişkenliği gösteriyor. Çapa olarak da bir tane kimi bırakıyoruz? Okay'ı. Yani orada hem defanstan seken topları hem de ilk atakları karşılayan oyuncu. Yani 4-1-4-1'i oynuyoruz aslında. Zaman zaman Ozan'ın yardıma Okay'a geldiği zaman da 4-2-3-1'e dönen bir sistem içerisinde oynadık. Yani bu iki maçı da. Bu sistem içerisinde senin dediğin gibi çok değişken bir şekilde görev yaptılar ve başarılı oldular. Üçüncü gol Norveç maçında üçüncü golde Ozan Tufan'dan geldiydi 58. dakikada. Evet. Yani Ozan gerçekten müthiş bir gol attı gene. Yani bir tane özveri var. İlk golde özveri var. Şeyde üçüncü golde de vuruş tekniği var. Yani o kadar güzel vurdu ki. Çok klas bir vuruştu. Yani herkesin o bir de akıcı oyunda duran top da değil. Yani akıcı oyunda böyle o topları vurmak biraz da maharet isteyen bir vuruş şeklidir. Ozan'ı tabi Ozan ilk maçta zaman zaman esti. Katkı sağladı. Bu maçta da soyadı gibi Tufan gibi Tufan oldu esti. Paramparça etti yani şeyi Norveç'i. Hem attığı golle hem oynadığı oyunla maçın. Biraz daha burada hücuma ağırlık verebildi. Yani diğer maçta biraz daha geriye de Okay'a da yardım etmek. Ya tabii şimdi bir Hollanda'yla oynarken bir Norveç'le oynarken yani maç seçme değil de bu. O andaki orta sahadaki oyuncuların yapısıyla da ilgili. Karşısında oynayan yani. Oyuncuyla da ilgili. Takip etmiyorsa gidiyor. Kimi maçta da özel görev görülür. İşte buna daha yakın ol. Yani oyunu kuran vardır. Özellikle bir Vijnaldum tehdidi var orada. Orada özel bir görevler de verilmiş olabilir. Böyle bakarsak yani Norveç maçı da çok güzel bir sonuçla geçildi. Ve turnuvaya da arka arkaya üst takımlarla oynadığımız iki favoriye karşı aldığımız yani. Aldığımız galibiyetler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Dünyanın gündemine oturdu. Ya. Sadece Türkiye'nin dünya basında Türkiye'ye büyük yer verdi. Çünkü işte diyorum ya bu favori burada biraz daha Hollanda gibi gözükürken bir anda Türkiye yani her şeyi değiştirdi. İki favoriye karşı iki galibiyet ki ondan sonra biraz daha rahat maçlar gelecekti ki orada bir ufak bir tökezleme yaşadık. Ama işte orada birazdan geleceğiz. En büyük değişim bu aslında. Evet. Yani Senkarizon'la bir şablon oturdu. Yani Türk milli takımının çıkan artık hani ezber bir oyun vardır ya. Hı hı. Mesela Hollanda nedir? O ezberinde olan oyun şekli vardır. Pas yapan bir takım. Değil mi? Sen öyle tarif edersin Hollanda'yı. Daha derinlere inmeden yüzeysel olarak söyleyeceğin tek kelime bu. Türkiye'de yeni bir ekolün peşinde koşan, senkronize oynamaya çalışan bir şey yaratıldı. Sistem yaratıldı. Bu sistemde işlerliğini iki maçta gördük. İyi bir şekilde uygulandı. Ya futbolculara tek tek gelirsek yani şöyle baktığımız zaman da yani ilk maç bir de şu vardı. Yani kadroda istikrar var. İstikrar olan yerde sonuç da istikrarlı gelir.
baktığımız zaman hemen Uğurcan. Değil mi? Yani 3 maç bakarsak kalede aynı. Bir tek Zeki vardı ilk. Hollanda maçında sakatlandı. Onun yerine Mert Müldür. Ozan Kabak rahatsızdı. Onun yerine Kaan Ayan. Çağlar ve Umut Meraş. Yani maçındaki kadro. Norveç maçındaki kadro. Ortada gene Çapa görevini yapan, ilk topları toplayan, defanstan ucum bölgesi arasındaki irtibatı sağlayan Okay. Hakikaten o da müthiş oynadı. Yani ilk defa milli takım bazında bu kadar beğendiğim bir oyun ortaya koydu. Okay'ın biraz hakkı verilmiyor o konuda. Ben de söyleyebilirim. Çünkü Okay İzmir'de yaşadığım dönemlerde benim de canlı izleme fırsatı bulduğum bir oyuncuydu. Daha genç yaşında 6 aydayken ciddi bir dikkatleri üstüne çekiyordu. Daha sonra Trabzon yaptı ki çok da şeydir. Eski kulübünü de unutmadı. Oraya bir tesis yaptırdı ufak da olsa. Zor günler yaşayan. Aynı zamanda karakterli bir oyuncudur yani. Avrupa'ya gitti. Hiçbir şekilde çizgisini bozmadan devam ediyor Celta Vigo'da. Milli takımda da bence değişilmezlerden biri konumuna şimdi, geliyor. Şimdi bu söylediklerinize tamamen katılıyorum tabii. İyi bir yol gibi gözüküyor. İyi bir yoldayız. Ama bu şu anda bizim konuştuklarımız hep yani gelip geçici şeyler. Yani bu olay belki bir sonraki milli takımda veya bir sonraki milli takım antrenörü değişikliğinde bunlar unutulacak şeyler. Yani bunu yukarıdan devletin en büyük kesiminden Futbol Federasyonu'nun tekrar yapılanması lazım bu konuda. Ben Futbol Federasyonu'nun şu anda hiçbir şey yapmadığına inananlardanım. Ne bir hakem doğru düz çıkarıyor, ne bir oyuncu katkısı var, hiçbir şey yok. Sadece hazıra konuyorlar. Bunun üstten yapılanması lazım. Ne dedik geçen geçen çarşamba günü ne dedik? Fenerbahçe'den örnek verdik ama yani bunu devlet düzeyinde yapabiliriz. Ya milyonlarca doları biz sokağa atıyoruz ya Avrupa'dan futbolcu getirmekle. İşte bu Fenerbahçe'nin yaptığı gibi atıyorum 24 tane dediniz. Hadi 20 tane olsun. 20 tane oyuncu getirip oynatmamaktansa 17 tane 16 tane oyuncu getirip o parayı sanki yokmuş gibi altyapı yatırmamız lazım bizim. Bunu federasyon mu yapacak? Kulüplere zorla mı yaptırılacak? Bunun yolu olması lazım. Bunu unutacaksın. 10 sene sonra dedi arkadaşımız. En az 5 seneden sonra zaten yetişebilir tahmin ediyorum ben de. Unutacaksın mı? Ondan sonraki Almanya'nın, İspanya'nın yaptığı da bu zaten. Ondan sonra senin ekolünü onlara öğreteceksin. O ekolden yetişecek yani. Dünya bunu yapıyor. Hocam zaten yani biz şimdi ne yapıyoruz? Basamak, oyuncumuz basamak. Gitsin Avrupa'ya. Avrupa'da yetişsin, olgun, pişsin. Pat ağzımı açacağım, ağzımı içine düşsün. Ya bu öyle bu yani. Bunda bu ne kadar sürer? Şimdi burada için belki ben söylüyorum kızıyorlar. Ya bu başarı tabii ki övünüyorum. Çok güzel oynadık. Ama bu ne kadar daha devam eder bu sistem? Değişir, gitmez mi sistem böyle? Niye gitmez? Gitmez. Yok ki yani bir sistem yok hocam. Yani nasıl yok? Bu Şenol Güneş'in yapmış olduğu bir tarz bu, stil. Ama Şenol ölümsüz mü yani? Hocam, bunu yarın öbür gün alıp çıkacak. Ya sen sistemi oturtturduktan sonra kim ama, gelirse gelsin fark hocam, etmez. Sisteme uyacak. Zaten hocam, devam eden bir şey. Bak şimdi, baktığımız zaman bakın, mesela Çağlar ilk milli takım alan Fatih Terim'le. Luchescu geldi, üstüne koydular, devam ettiler. Hocam, sonra Şenol Güneş şimdi geldi. Bakın, dershaneler var, çok başarılı dershaneler var. Çok üniversiteye sokan öğrenciler var. Bunların yaptığını bir oluyor. Biri yetiştiriyor, bakıyor ki çok zeki alıyor. Çocuk zaten zeki, giriyor üniversiteye. Önemli olan onu tabandan alabiliyor musun? Kendini yetiştirebiliyor musun? Kendi ekonomini öğretebiliyor musun? Bunlar pişmiş oyuncular. Yani şu anda zaten başka yapacak bir şeyimiz yok ki bizim. Yani hocam, başka ne önerebilirsiniz bunun için? Pişmiş bir şekilde milli takıma gelmedi. Ya zaten Avrupa'daki milli takımlara bak. Onlar da devşirme. Hocam, Almanya'nın mesela ben hatırlıyorum. Devşirme. Bakın 70'li yıllardaki o Hollanda'nın ekolleri devam ediyor adamlar. Niye devamlı gündemde biz gündemde değiliz? Yani biz parlıyoruz gidiyoruz. Yani ben bugüne kadar çok küçük tüm Macaristan maçı vardı diyorlar 3-1 yendik. Sonra ben yetiştim adam olduk. Baktım bir Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu var. Olur mu ya? Dünya Kupası'nda üçüncülüğümüz var. Işte hocam, ondan sonra Dünya Kupası'na geldik. Ya onun haricinde herhangi bir şeyimiz var mı hocam? Yani bir parlıyoruz birden sonra gene düşüyoruz. Avrupa şampiyonası var. Bak 2002, 2003, 2008. Hocam kaç tane diyor hep bunlar? İlk 10'un içerisindeyiz. Ya hocam tamam anladım. İlk 10. Yani Avrupa'da ligin hangi ligdeyiz biz şu anda? Hangi kategorideyiz? Uyduruk bir lig var. Neydi o?
Ulusal Lig mi? Uluslar Ligi. Uluslar Ligi. Hocam şimdi hakikaten o enteresan bir... Uluslar Ligi zaten çok hatalı bir turnuvaydı. Zaten bu kadar milli maça boğmak hem kulüplere de zarar oldu, milli takımlara da zarar oldu. Şimdi bunun sebebi... Yani İnsanların önceden bir milli takım bekliyordu. Bu tabii bir pandemi falan yokken gündeme gelen bir olay. Yani kulüpler baktılar ki UEFA, FIFA çok para kazanıyor onların üzerinden. Ya bunu ne yapalım diyorlar, bize aktarması lazım. Aktarması, şimdi bir tane çareler sıkıştırdılar. Şimdi bizim kulüplerimiz de mesela sıkıştırması lazım federasyonu. Bu kadar oyun oynuyorlar, bu kadar para kazandırıyorlar ama kulüplere yeteri kadar para gelmiyor ki. Ya bunu isteyeceksin hocam, isteyeceksin. İsteyeceksin. Bakın geçen hafta da değindik, Sedat hocam da biliyor. Ya şimdi bir kadro var, kadro diyor ki işte bu mühendis mimar olması lazım. En az 4 yıllık okuldan mezun olması lazım, şu olması lazım, bu onu yazıyor. E sen oraya getiriyorsun, bir tekstilini oturtuyorsun. Şimdi olmaz. Lisans, C lisansı olan hakem en üstte ligde antrenörlük yapıyormuş. Yani bunu arkadaşlarımız söyledi. Pro lisansını niye veriyorlar o zaman? Pro lisansı olmayan hocalar var. Şimdi Emre Hoca gelecek, pro lisansı yok. Birini getirecekler Almanya'dan herhalde şimdi duyduğumuz kadarıyla. E şimdi ne olacak? Basın şeyinde toplantısını yapamayacak. Yani basın toplantısında başkası oluyor. Başkası oluyor. Evet. Tabii gerçi antrenörün de işine gelir yani. Malum olduğu zaman basın toplantısı çıkmamak çok önemli. Yani bunları biliyoruz biz hocam. Şimdi bak, bazı şeyleri biz örtüyoruz. Görmemekten kıçımızı dönüyoruz, arkamızı dönüyoruz. Bunun üzerine geleceksin. Bu olmayacak arkadaşlar. Lisansı varsa olacak, olmayacaksa olmayacak yani. Ya, amatör kümeye görüyor hocam ya. Hiç tahsil olmayan adamlara burada antrenör lisansı vermediler mi? Ama biz kendi ayağımızı sıkıyoruz o zaman. Antrenörler de kendi yetişmesi lazım. Yani 3 günlük, 5 günlük antrenör kursundan sonra Sedat hocam bilir ya, hiç kendini yenilememiş hakem, dünya kadar şey antrenör var ya. Yanlış mı söylüyorum hocam? Bir kelime daha üzerine koymamış antrenör vardır. Çünkü kendileri de söylüyor, ben de görüyorum. Çünkü hiçbir şey yok ki. Hocam bu işte yani bunları, dikten başlar, hocam, dikten bakın mi? Bunları dernekleri niye kuruldu? Az evvel toplantı üyesi görüştüm. ASKF ne iş yapar diye. E şimdi antrenörler derneği ne iş yapar arkadaş? Süper Lig bir avuç ben çok cahildim bu hocamların yanında yani. Ama gördüğüm kadarıyla Ahmet gidiyor, Mehmet gidiyor. Bir avuç antrenör ya, elinde çantası dolaşıyor. Bugün atıyorum A takımı antrenör boşluğu, pat gidiyor. 3 ay sonra pat çıkıyor B'ye gidiyor. Şimdi, Tufat ne iş yapar? Ne iş yapar hocam? Antrenörünü eğitir. Eğitir. Tamam, onu eğitecek. Genel merkezle birlikte de bunlara taş koyacak hocam. Yani sizin hakkınızı koruyacak. Sen niye bir takımı adam gibi tutturmuyorsun? Bunu halledecek olan TFF'dir. Bir şey çıkartırsın. Ya hocam, müsaade etmezsin. Ya gayet basit. Hocam bakın. Önlem alırsın. Hiçbir zaman bak dünyanın... Peki futbolun patronu kim? TFF. Anladım, bak hocam, dünyanın hiçbir yerinde sen bastırmasan sana hak vermezler. Ağlamayan çocuğa meme vermezler diye bir tabir vardır. Çocuk ağlamasa gerçekten annesi anlamaz onun acıklığını. Sen bastıracaksın, neyse, TFF verecek. Bu ya, uzun konu. TFF niye versin hocam şeyini? Hocam zaten milli takımlar bittikten sonra bir ufak antrenör konusuna değineceğiz. Hatta geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı. 2 haftada bir teknik direktörün değişikliğine gidiyoruz. Onu söylüyorum hocam. İsmail Kartal geldi. 6 gün kaldı. Şimdi Yılmaz Vural geldi. Ya şimdi kulüplerin yapısından kaynaklanan. Hocam ona milli takımı kapattıktan sonra gelelim. Hocam Norwich maçında 6 puan kazandık. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde başladık. Bir anda dünya basının zirvesine oturduk. Yani yeniden Türkler geri dönüyor denilmeye başlandı. Şu çılgın Türkler. Şu çılgın Türkler, evet. Havaya da girdik. Havaya girdik. Evet. Ama şimdi ne oldu hocam? Dün akşam beraber kaldık. Bak göreceksin, birkaç gün gazeteler gene eleştiri başlayacak. Hocam ya, çünkü biz hiçbir zaman skora göre konuşmayacağız. Bu maçlar başlamadan önce deseler ki ya Necdet Gülhançı biz 7 puan alacaksak ben göbek atardım arkadaş. Bırak 7, 5 deseler gene göbek atardık. Yanlış mı? Hocam ama şimdi şöyle de bir şey ya, var. Anladım takım, ama yani çıkardı ama yani çıta gittiği yere kadar gider hocam. Yani hep böyle 3-3-3 devam edecek hali yok ya bunun. Şimdi burada benim gördüğüm sıkıntı, biz Norveç ve Hollanda maçında karşılama oyunu oynadık. Topun az önce de konuştuk. Topun sahibi rakipti. Kontra ataklarla daha pozisyon bulduk ve gol attık. Ama şimdi diğer Letonya maçına geçtiğimiz zaman maçın favorisi bizdik. Top bizdeydi. Biz set oyunu oynayamadık. Benim gördüğüm buydu. Yani burada bir zorluk yaşadık. Sedat Hocam siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi Letonya maçı tabii herkesin Türkiye'yi favori gördüğü. Nasıl Hollanda maçında
Hollanda favori olarak gösterildiyse bu maçta da biz favori olarak gösterildik. Bunun sorumluluğu da var tabii. Yani biz Norveç maçını nerede oynadık? Malaga'da oynadık. Yani bizim iklime uygun, Akdeniz iklimine uygun bir yerde oynadık. Ve sorunsuz bir saha ve oyun anlayışıyla oradan futbol oynayacak izleyebiliriz ve şartlarla uygun oldu. 3 puandan geldik. Şimdi Türkiye'de aynı. Bu kadar yağmur yağdı. Yani o kadar gösteriyor. Zaten kar yağıyor zaten. Hiç şey yok. Yani zeminde en ufak bir bozukluk yok yani. Bozulma. Hiç yok yani. Mükemmel yapmışlar zemin açısından. Yani şimdi dış çevrelerden bakalım ilk önce sahanın içine girmeden. Maçtan evvelki görüşler buydu. Türkiye favori. Yener. Hele hele ikinci dakikada gelen gol ile beraber fark olur. Hemen başlandı yani Letonya'ya bunlar. Letonya'ya karşı bunlar tutmuyor ya, hocam. Geçmişte de vardı hatırlarsınız. Evet. Hatta bir gazete Letonya ile ilgili manşet atmıştı. Letonya'nın Türkiye ile karşılaşması için kuradan. Kuradan Letonya çıkınca bir sevinç oldu ama. İşte o şartlanma hocam. Ona şartlanma derler yani. Kuvvetli de olsan şartlanmaya çıkarsan ezik çıkarsın yani maça. Hocam işte yani bu yani biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Evet ilk iki maçta 6 puan çok iyi. Ama yani biraz daha gerisini getirmek de önemliydi. Hemen bir moda girmedik ama biraz daha bir dikkat edebilirdik. Bir, skoru koruyabilirdik burada. Şey, milli takım psikoloğu devreye girecekti orada hocam. Bunu atmamız lazım o şey üzerinden. Eğer onun etkense o da. Tabii sahanın yağışlı olması, havanın yağışlı olması sahayı, zemini de biraz kaygan bir hale getirdi. Maça hemen hemen 1-0 galibiyetle başladık. Yani bir de şu vardı. Seyircili oynanacaktı ama alınan pandeminin çok yüksek pik yapması nedeniyle de seyirci alınmadı. Vallahi yani bir defa Letonya haddini bilerek oynadı. Benim kalitem bu. Benim kapasitem bu. Ben kapanırım arkadaş. Evet. Ben kapanırım. Kontrataklanda çıkış yaparım. Felsefesi yerleştirmiş bir defa. Uzun oynayan, kendi bölgesine çekilip, yani birinci bölgesine çekilip, orada atakları durdurup, hızlı çıkışlarla da gol aramak. Letonya'nın taktik anlayışı buydu. Ve bunu uygulamaya çalıştılar. Tabii burada Türk milli takımının ikinci dakikada hemen golle buluşması farka gider düşünceleriyle beraber herkes de bir rehavet, hatta ya bunu mu seyredeceğiz falan diyenler de olmuştur. Maç zevksiz geçecek. Bundan sonra yani yorgun beyinler yorgun ayaklara dönüştü. Yani sağ içerisine baktığın zaman o kadar var ki ben hemen hemen sayarım. Şimdi Burak gidemiyor. İlk 10 dakika, 15 dakika kaptırdığı toplar ucum zenginliğini de daha başlamadan orada bitirdi. Evet. Yani Burak'ın kaptırdığı toplar, verdiği paslar hep isabetsiz. Bu tabii ki şeyin, rakibin işine geldi. Yani rakip uzun, biz merkezden de gittik, kenarlardan da gittik. Ama hava hakimiyeti olan da bir takım ve uzun oynayan bir takım. Uzun oynamayı seven bir takım. Bunları da öndekileri de koşturan bir takım. Kimler oynuyorsa onları da önde pozisyon bulmaya zorlayan bir takım. Bizi de hata yapmaya zorlayan, birinci bölgede sıkıştırıp, yani onların kendi bölgesinde sıkıştırıp, bizim üçüncü bölgede hovardaca oynamamız, çok pozisyona girip topların zamansız ve yersiz kayıplarıyla beraber orada bertaraf olmasına neden oldu pozisyonların. Arkasından 33. dakika herhalde Caner'in vuruşu direkten döndü. Arkasından o kornere gitti. Kornerden dönen top işte ikinci şeyin avantajı, dönen topları takip etmenin bir avantajıdır bu. Her zaman ne diyoruz?
İkinci gelen toplar çok değerli ve kıymetli toplardır. Sen rakibin atağını kesersin, kendin atak tazelersin. Orada kontra yapmasını da müsaade etmezsin rakibin. Böyle bir topta seken bir top ve Hakan'ın önüne gelişi, durdurmadan vuruşu bir defa. Vuruş tekniği çok güzel. Durdurmadan vuruşu ve 2-0'ı yakalamamız. Rakip de ara sıra hücum edeyim diyor. Yani böyle bir gözükeyim rakip alanda falan. O derken 35. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Yani hiç beklenmeyen. Hakikaten de öyleydi. Yani bunları gol atma niyeti olmayan bir takım işte. Ara sıra da hücum yaparız. Uzun oynarız. Ama bizim yorgun ayaklar gittikçe hele ikinci devre tamamen oyundan düştüler. İlk devre gene görevini tam yapanlar daha çoğunluktaydı. Ama ikinci devre gittikçe oyundan düşen o diriliği, o canlılığı sahaya yansıtmayan, daha iki maçta gördüğümüz canlılığı, istekliliği, istekler de biraz geriye doğru düştü. Skorun getirmiş olduğu avantaj, o da bir etkendi. Yağmurlu havanın olması, yani zeminin kaygan olması bir etkendi. Yani ikinci devre yorgun bedenlerin hatalarıyla geçen bir 45 dakika oldu. 51. dakikada Mert Güldür, Güldür Güldür geldi. Hakikaten de maç içerisinde de çok çıkışlar yaptı. Maçın çok katkılı. Ama şimdi kapanan takımları iki türlü açarsın. Bir, yani kenar beklerinin ucumsal olması. Caner'in tercihi bu. Yani Şenol Güneş'in Caner'i tercih etmesinin ana nedenlerinden bir tanesi Caner'in iyi orta yapması, ucuma katkı sağlaması yönünde onu değerlendirdi. Umut Meraş'tan daha fazla katkı sağlayan bir oyuncu. Ucumsal anlamda. Defansif yönden bak. Size bir soru gelmiş. Zafer Mete diyor ki Caner'e yer vermesi bir hataydı. Yediğimiz gollere Caner diyor katkı koydu. Tamam bak. Ucumsal anlamda öyle düşünürüz biz. Şimdi teknik adam olarak. Ben rakip biraz daha zayıf. Sonuca gitmem lazım. Neyle gideceksin? Kenar beklerinin iyi olması lazım ve ucumu seven oyuncular olması lazım. Şimdi Mert Müldür uyudu. Yani hakikaten hem defansif hem ofansif yönde maçını tamamladı. Ama Caner ucumsal anlamda faydalı olsa da defansif anlamda zaafı vardı. Bu da bize pahalıya mal oldu. Caner'in ucumsal anlamda yapmış olduğu hamleler ne kadar yerindeyse defansif anlamda da yaptığı hatalar bize maalesef iki puanı kaybettiren etkenlerden bir tanesi oldu. Şimdi 51. dakikada Mert Müldür düşürüldü. Penaltı. Maç Burak attı. 3-1. Tamam. Maç bitti. Aynı şey maçındaki gibi. Yani Hollanda maçının bir belli bir kesintinde ama. Yani bir 10 dakikalık, 15 dakikalık o orta bölüm dediğimiz yerde yaptığımız hataları gene burada yapmaya başladık. İşte top kayıpları, ileri çıkışlardan sonra geriye dönüşler zayıflamaya başladı. Şimdi iki tane maça bakıyoruz. İleri giden topun arkasına geçiyordu. Yani takım savunmasını başarıyla uygulayan Türk milli takımı vardı. Norveç ve Hollanda maçlarında. Ama burada ikinci devre bence o yorgun ayakların gittikçe oyundan düşmesi geriye dönüşleri de zayıflattı. Böyle baktığın zaman da işte Letonya çıktı bu sefer sahneye ki onlar daha diridir, daha agresif bir takım zaten. Kuvvetli bir takım. Onlar daha fazla gelmeye başladı üzerimize. Aslında ortamda tam doğdu bize. Yani bizim de sevdiğimiz oyun anlayışı neydi? Rakibin arkasına sızma koşularla, hızlı geçişlerle
gitmekti. Tam bu dakikalarla ilgili de bir yorum gelmiş. Salih Fındıkkaya, dünya futbolunda oyunu kurma, pozisyon alma, iyi pas yapma, toplara isabetli vurma anlamında Hakan Çalhanoğlu var. Sonuç müsabakaya bakıldığında da bunları da iyi analiz etmek gerekiyor diyor. Diyor ki, Hakan gibi topu iyi bilen, pozisyon bilgisi olan bir oyuncuyu kenara alırsanız bu sıkıntıları yaşarsınız diyor. Tam da şimdi bahsettiğiniz gibi o arkaya kaçıracak oyuncu kimdi? Hakan. Hakan'ı 66. dakikada hoca kenara aldı. Ya bunda sıkıntılarını yaşadık. Bence neden aldı? İşte bu yorgun ayaklar dediğimiz vardı, evet. Den olabilir. Yani orta sahayı biraz daha dinamik hale getireyim. Nasılsa durum 3-1. Üçüncü golü de penaltıdan Burak attı. 3-1 olunca artık dinlensinler. Evet. Yani alalım. Maçı erken bitirdi kafasında. Aynen. Yani maçı futbolcular da saha içerisinde öyle bitirdi. Şey de bitirdi. Ama işte futbolcu kenar yönetim de kenar yönetiminin bitirmemesi gerekiyor burada. İşte en büyük bela o derler ya bir takım için. Nasıl olsa bu iş bitti, kazandık. Vurgusu o futbolcuya geriye götürür. Motivasyon açısından. Hocam futbolcu bitirse bile kenar yönetim orada itleyecek, hadi diyecek. İtledi işte. Geri gidin, ileri çıkın, bir değişiklik yapacak. Ama kenar yönetimi de maçı kafasında bitirince o sıkıntı yaşadık. Ya oğlum. 58 uzun pas. Zaten onu söyledik. Yani bunların yaptıkları tek olay uzun. İndirilecek top. Karambol olacak. Yani iki tane yediğimiz gol de karambol gol. Yani uzun top oldu. Kafayla indirdiler. Orada bir anlaşmazlık. O oraya bıraktı. O oraya derken yani böyle planlanmış bir gol değil. Karambol bir gol oldu. Vurulan iki gol de öyle gelişti. Hiç ummadığımız anda. Yani çok basit iki tane gol edik yani. Karambol gol ama bunlar. Yani spontane gelişen ataklar. Yine yorumlarda mesela Müfit Gülova'da yenen gollerde stoperler hiç hava topu alamadılar ve çok top ezdiler. Doğru söylüyor. Evet yani zaten almış olsalar da topları indiremezlerdi. Ama onlar da öyle bir yere attılar ki ceza sahasının köşegenlerine doğru. Ceza alanının köşegenlerine doğru en zayıf yerler orasıdır. Merkezden bak şimdi direkt top gelirse şeyler başarılı olur. Stoperler. Ki bizimkiler de öyledir. Yani Çağlar'ın o topta her zaman merkezden gelen toplarda etkilidir. Can Siperhane oynar. Şeyde Ozan Kabak da aynı ama yandan gelen ortalar tüm defanslara bakarsan yapılan hatalarda en büyük eksiklik stoperlerin iki tane stoperlerin yandan gelen ortalarda biraz çaresiz kalmaları bu da hatalara sebebiyet veriyor. Yani sahada gördüğümüz kadarıyla yani geçen maçlara oranla daha zayıf olan Burak çok aksadı bence yani Hakan bir türlü ilk devre tamam tempoyu ayarladı. Ama o iki maçın getirmiş olduğu gerçi onu da ekonomik kullandı. Yani şey maçında da çıkarttı onu. 65'te falan gene çıkartmıştı Hakan'ı. Şimdi öyle bir bakıyorsun ki sanki dakikalar da aynı Şenol Güneş'in. Şöyle baktığım zaman değiştirme şeylerine 3 maçın da kadrosu burada şey var. Kim çıkmış? Ozan çıkmış. Taylan girmiş ilk maçta. Yusuf çıkmış, Caner girmiş. İkinci maça bakıyorsun, Kenan çıkmış, Enes girmiş. Hep bunlar 60'tan sonraki 65, 70 civarında. Ozan Tufan çıkmış, Ozan Kabak girmiş. Norveç maçında. Hakan çıkmış, Taylan girmiş. Yusuf çıkmış, Caner girmiş. İlk defa milli olan Burak çıkmış. Halil de ilk defa A milli formasına kavuşmuş oldu. Letonya maçına bakıyorsun. Kenan çıkmış, Enes girmiş. Yani Norveç maçında da aynı. Dakikalar da hemen hemen aynı. Ozan çıkmış, Deniz girmiş. Yusuf çıkmış, Taylan. Yani çıkanlar belli. Ama işte burada benim de gördüğüm hatalardan bir tanesi. Yani şu an ligin en iyi 6 numaralarından bir tanesi Taylan. Biraz daha önde kullandı. Taylan da verimli olamadı. Yani biraz Taylan yanlış pozisyonda oynatıldığını düşünüyorum. 66'dan sonra oyuna girdikten sonra orta sahayı kaybetmemizde o da bir etken oldu. Etken oldu. Yani ya 6 zaten değil 8'e konması Taylan'ın orada. Taylan'ın da çok alışık olmadığı bir pozisyon olduğu için orta sahamızı olumsuz etkiledi. Yani
Sen şunu demek istiyorsun. Hakan'ın çıkacağı yerde Okay'ın çıkıp Çapa görevini şeye verilmesi. Taylan'a. Ya öyle bir değişiklik yapılacaksa. Ya yapılacaksa. Yapılacaksa bu şekilde yapılması gerekirdi veya çift ön libero sistemine dönebilirdik. Bu sefer hem Okay'ın yükü hafiflerdi hem arkayı daha sağlam tutardık ama Taylan'ı öne atmaya çalışınca Taylan çok alışık değil. Taylan geriden oyun kuruyor. Galatasaray'da da öyle mesela. Savunma arkasında toplar atıyor. İşte defansif açıkları kapatıyor. Ama ona bir anda o ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş görevi verildiğinde çok dribbling verimli olmuyor. Yani. Verimli olmuyor evet. Orta sahayı kaybetmemiz o da bir etken oldu. Evet. Yani bu kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Letonya maçı. Hı hı. Ama yaptığımız nasılsa maç bitti. Havası motivasyonunu kaybeden bir milli takım ve şeyde de futbolcuların 3-1'den sonra ki göstermiş olduğu performans o beyinen de yorulan ayaklara hükmetmeyen artık taşımayan yani o maçı fiziksel olarak kapasitesinin altına düşen oyuncular da son 20 dakikada gerçekten oyundan düştüler. Hamle doğru mu? Yani değişen yorgunların yerine daha taze kuvvet olarak alındı ama sonradan giren oyuncular her zaman şeydir. Yani oyuna çabuk adaptasyonu sağlayamazlar. Bu yönden de değişiklikler kimi zaman tutar. Kimi zaman da böyle eksik bırakabilir. O da futbolcunun konsantrasyonuyla ilgilidir. Nasıl maç 3-1 kazanıldı. Yerine giren oyuncu tam ısınamadı. Bir de maçın temposu vardı. O tempoyu ayak uyduramaz ve gerekli müdahalelerde geç kalarak rakibe imkanlar sunar ve öyle bir maç oldu. Yani beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklemediğimiz goller yedik. Evet. Beklemediğimiz goller yani hakikaten üzüntü verici ya. Yani sen de almıyorsun. 9 puan. Süper. Tarihinde böyle bir turnuvaya başlangıcı olmamış Türk milli takımının. Bunu teptik. Ayağımıza kadar gelen fırsatı rakibe sunduk. Evet. Bunları en çok sevilen Norveç'ten de Hollanda olmuştur tahmin ediyorum. Bir de şey var. Eylül ayında bizim oyuncularımız pek hazır olmuyor. Biraz ligimiz geç başlıyor doğal olarak. Ama Avrupa'da, bak şimdi hocam. Avrupa'da erken başlıyor. 11 Temmuz'da 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası var. 11 Haziran, evet. 11 Temmuz. İlk maçımız İtalya. Yani orada bir form tutacak ben, zaten. Şey tabii. Olarak Eylül ayındaki maçları biraz ama burada zaten bak geliyor. Bu maçlar Haziran'da milli maçlar oynanacak. O maçın avantaj. Zaten Avrupa'da da erken başlıyor herhalde değil mi ligler? Avantaj da var. Avrupa'da erken zaten başlıyor ki bu muhtemelen seneye Türkiye'de de biraz erken başlayacak. Yine 20 takım olacak. Yani 18 takım var bir anda düşünüyoruz ya. O zaman bir problem yok yani. Hı-hı. Çünkü ben Eylül maçlarından çok korkarım yani. Hocam bakıldığı zaman bu maçta hakeme çok fazla itiraz yoktu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi evet. Şimdi şöyle ben değerlendiriyorum. Bizde alışılmış bir şey itiraz etmek hocam. Yani şöyle çok kaba bir örnek vereyim. Ben mesela siz şu yaşa kadar eczaneye gittiğiniz zaman hiç aspirin alırken pazarlık ettiniz mi? Etmediniz. Ben de etmedim. Aklıma bile gelmedi. Ama ne bileyim bir ayakkabı almaya gidiyorsun, bir şey almaya gidiyorsun. Şimdi son şeyler hariç. Yani pazarlık etmeden kesinlikle yapmıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu futbolcu da görüyor, antrenör de geliyor. Ya itiraz edersem bir şeyler kazanırım diyor. Ve kazanıyor. Şimdi kazandıkça da o itirazın üstüne gidiliyor. Şimdi biz bir gol çizgimizden değil mi? Bir çizgiden top çevrildi. Ben göremedim, siz de görememişsiniz. Kimse de görememiş, hakem de göremedi. Orada kime itimat ettik? Yardımcı hakeme. Bence. Yardımcı hakem gol değil dedi. Biz de gol değil dedik. Şimdi o pozisyon bizde olsaydı ne olurdu? Bakın hocam, şu kamera hangi? Şu kameraya mı göstereceğim ben? Buraya hocam. Buraya. Şu kameraya gösteriyorum. Bakın burada, şimdi size açıklayacağım. Burada Fatih Terim'e hocamız Volkan
anlatıyor hocam işte şundan dolayı şöyle şöyle anlatıyor, izahat veriyor bir maçta. Şey ne yapıyor? Fatih hocam ne diyor? Gel diyor burada göster diyor. Yani arkasını dönüyor. Ben şahsen utandım. Yani bizleri korkak durumuna düşürdü hakemleri yani. Korkuyorlar. Yani Fatih Terim'in yanına gitmeye korkuyorlar. Veya diğer antrenörün yanına gitmeye korkuyorlar. İmajı verdi. Şimdi şu örnek. Bakın yok, şu hocam örnek, atacakları zaman da atıyorlar bak, şimdi yani. Bak şu örnek. Herkes atamıyor ama hocam. Şu örnekte yeni daha oynanmış. Büyükçekmece basketbol maçı hocam. Bu gösterdiğim basketbol maçı. Biri futboldan, biri basketboldan. Biri basketboldan. Hakem de Emre Moğol Koç. Yani futbolun Cüneyt'i. Adam elleri böyle. Kulüp başkanı, Galatasaray kulüp başkanı, as başkan, bütün yetkililer orada. Adam yalvarıyor ya. Ben öyle okudum. Yani tabii yalvardığını bilmemiştir de. Sanki görünüş yalvarıyor. Olay ne biliyor musunuz burada? Olay birisinin orada herhalde oyuncu mudur bilemiyorum kimse. Birisinin bir laf atması. Bu laf üzerine de bütün herkes ayaklanıyor. Bu görüntü çıkıyor. Şimdi burada bu yanlış bir şey. Yani burada hakemlerin saha tribünleri boşaltma işi olan bir maçta hakem resmen yalvarıyor. Şimdi görüntüyü anladınız değil mi? Baskıyı. Hakemler üzerindeki baskı bu. Evet hocam. Ta basketbola kadar gitmiş artık. O maç bizde uzun süre tartışılırdı. Hele var varsa adam gider ya belki 15 dakika orada seyrederdi. Ben VAR'da şeye karşı değilim. Çizgi VAR'ı çok önemli. O olabilir yani. Onda bir sıkıntı yok. Devamlı biz hakemle oynuyoruz. Burada niye oynamıyorlar hocam? Zaten 9'u da Avrupa'dan geldi değil mi? Orada yatarsan, kalkarsan, söz söylersen hiçbir şey kale alınmaz sende. Kale almaz. O zaman bizim hakemlerimize gereğini yapması lazım. Ama bu hakemlerin suçu mu? Değil hocam. Türkiye'de böyle bir ortam var. Ortam, bakıyoruz, ortam öyle. Sergen Yalçın da sürekli dördüncü hakemle diyalog halinde. Gol oluyor yine bir şey söylüyor. Maçı kazanıyor yine bir şey söylüyor. Şimdi Fenerbahçe kaybediyor. Yöneticisi açıklama yapıyor. Galatasaray kaybediyor. Yöneticisi açıklama yapıyor. Kayseri kaybediyor. Yani, takım ayırmadan söylüyorum. Çünkü yani ya, ben şimdiden bir şikayet edeyim. Haftaya benim başım yanmasın. Beşiktaş Fenerbahçe maçında hakemin güzel maç yönetmesine rağmen ne oldu? Beşiktaş'ın antrenörü isyan etti. Ya arkadaş, biraz şey haline getirdi onları. Sergen şimdi sen bu hakemlerle buraya geldin ya. Bundan sonra onlar yönetecek. Sen eğer o şu anda en formda olan hakem istemezsen hangi hakem senin maçını yönetecek? Şimdi mesela birisi dedi ki hocam çok az zamanımız hocam kaldı dedi, toparlayalım. Hakem bu Avrupa'dan ki bu son maçlarda yöneten hakemlerin birisi çıkmış saymış oyuncuları. Ya zaten bizi sayardık ya. Zaten hakemin görevi maçı çıktığı zaman gözüyle bir şey sayacak. Biri kaleci olmak üzere en fazla 11 oyuncu ile sahaya çıkması lazım. Ya bu bile eleştiri oluyor bize. Sayacak kardeşim. Eksik olsa önemli değil ama fazla olsa zarar. Hakem için olmaz yani. Yani bu bizde prosedür, bile evet. Şey mesela nasıl antrenörken antrenörlük şey olmazsa kimse öğretemezse antrenörlüğü kendisi öğrenirse bir de Allah vergisi de vardır ha bu antrenörlükte de. Hakemlikte de aynı hocam. Sen hakemliği öğretemezsin. Hakem ne yapar? O bir haftada kursa bir şey öğrenmez. Gideceksen maçı izleyeceksin. Senden kıdemler nasıl davranıyor? Nasıl hareket ediyor? Bunları öğreneceksin, yapacaksın. Ve futbolda nasıl bir ekol varsa antrenörde de bir ekol var değil mi hocam? Evet. Kendi de bir ekol var. Sen nasıl bir hakemsin? Bak Merinos sahasında Tofaş Renault maçı. Siz de hissetmiş olabilirsiniz. Renault oyuncu resmen eliyle attı golü. Tofaş'a. Bilgin İnce rahmetli yardımcı hakemdi Merinos'ta üst kalede. Maçın hakemdi Nihat Güner. Ne oldu? Yani başka bir hakem olsa yer yerine oynardı. Hiç kimse yok. Necmi abi tamam çocuklar dedi gitti. Neden? O Nihat abi güven duyduklarından. Yani onun kasıtlı yapmadığını göremediğine inandıkları için. Bizde de hakeme inanmıyorlar hocam. Yani bizim yapacağımız önce eğitimci. Ülenberk, ya Ülenberk diyoruz da Ülenberk'i biz eğitimci olarak getirmemişiz ki. Biz Ülenberk'i hakemlerimizi Avrupa'da pazarlamak için getirmişiz. Yani bu anda yukarıda bir hakemimiz varsa Ülenberk'in sayesindedir bir yerde de yani çıkardıklarımız. Biz eğitimci var ha. Bizde rahmetli Hilmi Ok vardı, Ertuğrul Dilek vardı, Mustafa Çulcu var, Sabri Hoca var. Yani o kadar çok hoca var ki hakem eğitimcisi olacak. Önce hakem eğiteceksin.
yetki vereceksin, yetkiyi de vereceksin. Yani tokmağı hakemin boynuna asıp da tokmak merkez hakem kurumunda olmayacak yani. Federasyonda olmayacak. Hocam son sözlerinizi alayım. Çünkü kapatacağız birazdan. Onda sağlık programı olacak. Valla son sözüm benim. Bizim bu artık hazırla konmuş, dışarıdan parayla oyuncu atırıp milyonlar dolarlar vereceğimize bu altyapıya önem verecekler. Bizim başka türlü çıkışımız yok. Yoksa Ankara'nın Kapıkule'den öteye çıkamayız. Zaten takımlara bakıyorsun. Ekim ayının sonunda hepsi yurtta dönmüş. Kendi kendimize eğlenmeye devam ediyoruz. Yanlış mı hocam? Şimdi millet bir yıldız peşinde koşuyor. Yani ben ne zaman görürüm? Herkes bir şeyleri kaybettiği zaman, bir şey yapamayacağı, yetersiz kaldığı zaman bir takım araçlara giriyor. Artık bırakacağız bu araçları. Önümüze bakacağız. Türk futbolunu bir şeyler kazandıracağız. Başka çare yok. Yoksa öyle oradan getir, buradan getir. Öyle taşıma suyla değirmen dönmez. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama biz şimdi şey yaparken, yani dışarıdan transfer yaparken dışarıya da transfer yaptırıyoruz yani. Kaç tane oyuncumuz var bak. Zaten son senelerde o olmasaydı yani, zaten bu milli takımımız olmaz hocam. Yani gitmese oyuncularımız bu takım olmazdı ki. Tamam gene işte. Sen de ben de oynardık o ligi yani şeyi. Demek ki karşılıklı. Evet, yabancı serbestliğinde verdiği bir rahatlıkla futbolcularımız gidebiliyor. Daha önce zaten kimse, bir oyuncu hocam, parladığı zaman. Kimse karşı hemen, değil oyuncu getirmeye evet. Ama adam gibi adam getireceksin ya. Kesinlikle evet, katılıyoruz zaten ona. Sedat hocam da şu an aynı oyun genç oyuncuların gelişmede katkı sağlayacak oyuncular gelmesi gerekiyor. Para veriyorsun evet. Yani. Hı? O gerek yok. O kadar zengin bir ülke değiliz ki biz yani. Benim son sözlerim. Evet Sedat hocam siz de şeyleri bir hemen var. Geçelim. Yani şu üç maçta ön plana çıkan oyuncular. Ha, kalede Uğurcan. Yani Türkiye liglerinde göstermiş olduğu performansı milli takıma da taşıdı. Gayet 3 maçta da başarılı oynadılar. Zaten defansımızda yani Ozan Kabak, Çağlar, Umut Meraş, bir tek sağ bölgede biraz değişiklik oldu. Zeki oynadı. Mert'le 2 maçı da götürdük. Okay değişmezler arasındandı ve en tempolu oynayan, takıma katkı sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Kenan belki ucumsal anlamda pek varlık gösteremedi ama takım oyununda, takıma katkı adına, takım savunmasında çok etkili oynadı. Ama ileride de pek bir varlık gösteremedi. Son maçta attığı golde yani bir tane o kadar 3 maçtaki oynadığı oyun kadar da bir ucumsal zenginlik yaratamadı. Ozan dediğimiz gibi rüzgarla beraber bir esti. Ondan sonra tufana dönüştü. Gerçekten sahada 3 maçta da gerekli performansı gösterdi. Burada onu da kutlamak lazım. Yusuf kalitesiyle, oyun bilgisiyle Lille takımını göstermiş olduğu performansı burada da yansıttı. Gerek paslarıyla gerekse ucumsal an attığı şutlarla milli takıma renk kattı. Hakan da lider bir oyuncu. Yani bu takımın iyi oynamasında veya kötüye gitmesindeki etkenlerden bir tanesi oldu. Topu mükemmel kullandı. Kimi zaman yavaşlattı, kimi zaman hızlandırdı. Burak son maç haricinde 36 yaşını getirmiş olduğu belki yani onda etken, sahanın biraz kaygan olması etken, orada mücadele etmesi de biraz mücadele yönünden geriye düştü. Bu da yorgun beyinler, yorgun ayakları doğurdu. O açıdan bu maçtaki performansını beğenmedik. Ama diğer maçlarda da uyanan bir Türkiye var artık. Gerçekten Türk milli takımını burada kutlamak lazım. Gidişimiz iyi yönde. 7 puandan lider olan bir Türkiye var. Bir de 10 gol atmışın, 3 maçta 5 gol yemişin, artı 5 avarajla devam eden bir Dünya Kupası elemeleri var. Yani yeşil, kırmızı, beyaz her takıma yakar gibi bir böyle bir şey de var. Gerçekten ve sevdirdi. Bak, Türk halkını sevdirdi. En önemlisi o. Yani
sahiplendirdi. Ben buradan Avrupa Şampiyonası'nda da başarılar diliyoruz. Gene yeri geldiği zaman başka programlarda milli takımı değerlendiririz. Ama gidişimiz, yaptığımız misyoner oyuncularımızın, lojener oyuncularımızın da o misyonu gayet iyi kullandığını, Avrupa'da iyi isimler bıraktığımızı, iyi izlenimler bıraktığımızın bir kanıtıdır. Bu yönden de hem dışarıda oynayan oyuncularımızı hem de Türkiye liglerindeki oyuncularımızı kutluyorum. Evet hocam, iyi bir... Ben son bir dakikamı şöyle bir tamamlayayım. Bizim bir de yapacağımız şey, her şeyi eşit muamele yapmamız lazım. Eşit davranış, eşit ceza. Şimdi işte Volkan Bayarslan'dan tanımam etmem, yani düşman değilim. Mesela Fatih Terim atamadı, temsilci yazdı. Raporları test düştüler. Disiplin kurulu şaşırdı ne yapacağını. 3 maç vermesi gerekirken 2 maça düşürdü sebepsiz yere. Şimdi göreceksiniz, 1 maça düşürecekler eğer itiraz ederse Galatasaray. Bak, 1 maça inecek o. Böyle olursa bu iş başarılmaz. Bir de hep hakemlerimiz yeriyoruz ama bir de şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bir maçta ben gözlerimle izlediğim maçı gördüm. Teknik alanın hemen yan tarafında top taca çekiyor. Antrenör çıkıyor, topu eline alıyor. Takım oyuncusu da hocam diye ver diyor, tacı kullanacağım diyor. Hoca vermiyor. Tacı atıyor, oyuna sokuyor. Oyun devam ediyor. Yani Avrupa'da hakemler böyle hatalar yapıyorlar. Ben son olarak da milli takımımızı tabii ki kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şımarmasınlar, ki şımardıklarını zannetmiyorum. Önümüzde güzel müsabakalarla bizi bu sıkıntılı günlerde güldürsünler, mutlu etsinler ve ben başarılar diliyorum. İnşallah hocam. Sedat hocamın da ağzına layık, sizin sağlık olsun diyorum. Bizleri aydınlattı. Biz de dilimiz döndüğü kadar bazen haddimizi de aşmış olabiliriz. Bir takım yorumlarda bulunduk. Estağfurullah canım, herkes fikirlerinden ortak burada, evet. Yani müşterek de birleşiliyor. Benim zaten de gördüğüm güzel bir kadromuz var. İyi bir jenerasyon yakaladık. Yani evet. Şu an kim oynasa yerine bir alternatif koyabiliyoruz. Mesela Uğurcan olmasa Altay. Çok bir fark olmaz. Peki daha arkadan gelenler var. Daha arkadan gelenler Cengiz var. Cengiz var. Mesela Salih Bey attı. Merih var. Melih, Cengiz, hatta Arda önümüzdeki turnuda kadromuz olacaklardı diye düşünüyorum demiş. Arkadan gelenler de var. Arkadan gelenler de var yani, evet. Yani mesela savunma hattına bakıyoruz. Yani oynayan takımlara bakalım. Liverpool, Juventus, yani, Leicester City. Kaan Ayhan'ı saymıyorum bile yani. Hani o yüzden orta sahada az önce de konuştuk. Çok ciddi bir rotasyon var ki bunu 90 dakika içinde de kendi aralarında da mevkiyi değiştirebiliyorlar. Az önce konuştuğumuz gibi. Forvet'te Burak, Cenk, Enes. İyi bir jenerasyon var. Dediğim gibi yani bu ruhu kaybetmemeleri lazım. Takım içinde sıkıntı yaşanmadıkça başarıyı bu kadroyla yakalayacağımızı düşünüyorum. Değerli yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bugün milli takımı değerlendirdik. İnşallah milli takım Eylül ayında da, Haziran ayında da kaldığı yerden devam edecek ve iyi başarılarla bizleri mutlu edecektir. Birazdan saat 3.30'da uzman doktor Ali Özeren'in konuğu, Atuder Başkanı, acil tıp uzmanı Profesör Doktor Başar Cander olacak. Onunla sağlık programıyla birazdan sizlerle olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şehrimizin sosyal hayatına katkı için iyilik merkezli fikir ve projeler üretimini teşvik etmek, şehrimizdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak ve şehrimizle alakalı bir medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bizler Osman Gazi Kent Konseyi ve Bursa'da yaşayanlar olarak değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer alan hem Osman Gazi Belediye'mizi hem Kent Konseyi'mizi gerçekten tebrik ediyorum. Bu yarışma ile ortaokul, lise ve özel okullar yarışmaya katılacak. Sadece Bursa sınırları içerisindeki okullar buna katılacak. Su ile ilgili düşüncelerimiz nedir? Mahallemiz, sokaklarımız, konut yapılarımız, ticaret,
sağlık, dini konularımız, eğitimimiz nedir, güvenliğimiz nedir? Bu başlıklar altında gençlerimiz, çocuklarımız ne düşünüyor? Bunları iki sayfalık kağıda düşünceleri yazacaklar. Ve tabii ki bunlar içerisinden orijinal fikirler çıkacaktır. Yeni öneriler ortaya çıkacaktır. Bir cümle yazı yazmak için araştırmak gerekir, okuyacaktır. En önemli kazanç da budur. Doğanın adı, zirvenin tadı, Bursa Bursa su. Bursa'da su çeşmeden içilir sloganının bizler arkasındayız. Dolayısıyla bunun devamını 7/24 sağlamak adına bütün gayretimiz devam ediyor. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bursa'nın doğal kaynak sularının pazarda sağlıklı, lezzetli, olumlu ve avantajlı bir algısı var. Biz de açıkçası bu avantajı fırsata çevirmek istedik. Bursa Su markamız ile Bursa isminin sektördeki avantajlarını da hep beraber kullanmış olacağız. Böylelikle markamızın pazardaki tutundurma sürecini kısaltmanın yanı sıra tercih edilme noktasında önemli bir ayrıcalık sağlamış olacağız. Bu markayı Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tescil etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni markamızla mevcut satış rakamlarını çok ciddi arttırarak su fabrikamızın verimliliğini ve üretim kapasitesini daha da arttırmış olacağız. Biz Türkiye'nin birçok noktasında şehrimizin ismiyle beraber Bursa Su olarak oralarda olacağız. Bursa Su markası ile yepyeni bir kaynağı ve içimi yumuşak bir lezzeti daha hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Sektörde Bursa özelinde Bursa Su markasıyla birlikte pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Bursa Su, Bursa'ya yepyeni bir ürün daha sunuyor. O da 12 litrelik damacana şişe. Hemşehrilerimiz 12 litrelik Bursa suyu 4 lira 75 kuruşa alabilecekler. Fabrikadan dağıtım araçlarına yüklenen ürünler başka bir aracı olmadan mahalle ve sokak aralarına girerek tüketicilere sunulacaktır. Ayrıca Bursa Su 12 litre ürünleri BESAŞ bayilerinden de isteyen, dileyen hemşehrilerimiz temin edebileceklerdir. Bursa'mıza, su sektörüne, ekonomimize, hasılı tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Doğanın adı, zirvenin tadı, Bursa Bursa Su. Bursa için canla